Aspor ekranlarından herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Savaş Çorlu ve Güvenç Kurtar'la birlikteyiz bu gece. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi yayınlar. İyi yayınlar. Sen de hoş geldin. Bugün kura çekimindeydin. Evet. Bayağı. Ben bugün mesaiye çok erken başladım. Ve geç bitireceğim. Ama güzel, hareketli bir gündü. Keyifli bir kura çekimi oldu Ziraat Türkiye Kupası'nda. Eğlendik de. Sen de zaman zaman esprilerinle baştan sona izledin mi? Çok federasyonda ilk kez böyle bir şey yaşadık. Kura çekerken top açılmadı. Birkaç kez hem de. Birkaç kez özellikle Eyüp Spor'da bayağı bir zorlandı. Biz de eğlendik tabii ki yardım o sırada. Yardım istediler sonra. Keyifliydi. Hayırlı olsun diyelim. İlerleyen dakikalarda Ziraat Türkiye Kupası'ndaki kura çekimini, yeni eşleşmeleri konuşuruz tabii ki. Konuşacak çok zamanımız var. Aralık'ta oynanacak karşılaşmalar çünkü. Şimdi bir Avrupa yine ben mesaisine gireceğiz. Girmeden hocam. Ben tamam. Seyredemedim. Neyi hocam? Kura çekimini tabii, mi? Tabii seyredemedim. Ben sana seyrettiririm hocam. Çünkü eğlenirsin bugün, biraz. Bugün Faik Oktay Sözer, Beykoz Kaymakamını ziyarete gittik. Hayırlı olsun'a gittik. Ve orada ne yedik? Ne yedin? Laz böreği. Laz böreği nedir? Her günde bir yemek konuşuyoruz. Yani Laz böreğini bir tarif etsen. Ben biliyorum canım. Bilmeme ihtimalim yok ben da. Ben dedim bilemezsin ama. Yani sen biliyor muydun? Doğru söyle. Ben, sen bilmiyor musun? Yok. Gördün mü? Al işte sınıfta kaldı. Yok. Böyle normal bir börek zannediyorlar duyunca. Bilmeyenler tabii. Yine. Yemişimdir. Nasıl? Bak şimdi bir dakika. Ne o? Tatlı o biliyor musun? Börek değil. İşte içinde kaymak gibi şeyler var. Ya şimdi duydu ya bizden. Bilemiyor görüyor ya musun? Sabah ya sabah kahvaltısında biz katmer yiyorduk Antep'e gittiğimizde hocam. Ya o da şey, katmer değil Laz böreği çok güzel ya. Ama çok farklı. Böyle baklava yufkası gibi. Bir Karadeniz olunca tabii karşımıza. Yufkanın arasında muhallebi oluyor. Tatlı aslında. Annem börek denmesinin sebebi. Trabzonlu mu alt, annem? Üst, evet annem i̇şte Trabzonlu. Karadeniz olunca. Biliyorum ama annem annene yapmaz. Annene de selamlar buradan. Selamlar anneme izliyorsa. Selamlar. Bir de sucuk gönderdi şey Toraman Usta bize. Şeyle ya sana kaç gündür başımı yedi biliyorsun afiyet abi. Afiyet kaç olsun. Gündür. Ama sana yok. Bak. Ali Kayar ve Turman Usta'ya selam olsun. Turman Usta kendi elime selam yaptı. Kayar sucuklarını. Sevmiyor musun? Ben çok yiyemiyorum. Sağ olsun Savaş bir kere bana getirdi. Çok da lezzetliydi. Güvenç hocam özellikle söylüyor. O sırf yağsız olduğu için özel bir sucuk. Sabah zor bekleyeceğim. Şimdi gidince yemem artık ama sabah alayım. Ellerine sağlık. Doramın üstüne eline sağlık. Ali Kayar ve niye böyle yine yemekle başladık bilmiyorum. Ha sen Laz böreği yedin. Afiyet olsun hocam. Valla Sayın Kaymakam'a çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah valiliğini de göreceğiz. Görelim yani. Ziyaretlerdeydim bugün. Evet. Evet. Ziyaretler. Yemekler, geziler. Afiyet olsun, evet. Sıhhatler olsun hocam. Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar bakalım. Üç zaman, saat beraberiz. Bakalım neler konuşacağız. O zaman madem yemekten girdi, ben de o zaman Galatasaray'ın değerli kongresi Sayın Dinçer Azapan'a, sevgili Dinçer Azapan baba oldu. Evet. Öyle mi? Allah analı babalı büyütsün. Çok güzel. Tebrik Aslan ediyorum. Adında. Öyle mi? Herhalde dünyanın en mutlu insanı odur. Bugün röportajında okudum. Öyle mi? Tebrik sağlıklı ediyoruz. Sağlıklı büyütsünler işin var. Evet, Müge Hanım'a da, kıymetli evet, eşine de. Dinçer Azapan ve Müge Hanım hayırlı uğurlu olsun. Allah analı babalı büyütsün. Tuncay abicamız aslan dede oldu. Aslan bebek. Tuncay abicamız dede oldu. Ergül Hanım o da Dinçer Azapan gibi çok sosyal projeleri seven bir kişiliklidir. Herhalde anne baba olmak başka ama dedeler, babaanneler bu konularda çok daha iyi. Bence herhalde dünyanın en mutlu insanı şu anda Ergül Hanım'dır babaanne olarak. Çok ya, güzel yok değil mi? Anneanne bilmediğim için şimdi onlar daha çok onlara da selam olsun. Onlar yani daha çok heyecanlanıyorlar. Doğru söylüyorsun. Bir futbolcu geliyor artık. Bir Icardi daha geliyor mu? Neden olmasın? Neden olmasın? Dediğim gibi sporun ya içinde olan adı bir baba. Adı direkt Aslan olmuş zaten. Adı Aslan. Çok da güzel. Bahtı da güzel olsun inşallah. İnşallah. Sporu seven bir baba. Sporun içinde olan bir baba. Hayatını Galatasaray'a adamış bir baba. Allah analı babalı büyüsün derler. Dede aynı şekilde. İşleri bile yıllarca sarı kırmızıydı. Sağlıklar diliyorum. Tekrar kutlayalım. İyi bir Galatasaraylı. İnşallah kıymetli evladı da büyüdükten sonra babasından bayrağı devralır Galatasaraylı. İnşallah. Bu arada selam olsun bizi izliyorsa bu arada. Selamlar. Selamlar. İnternette şeyler var. Küçük o Çinli mi? Koreli çocuklar var biliyor musun? Evet, çok tatlı. Evet. Ya sen bana izletiyorsun evet hep. Ya harika. Öyle yetiştirsinler. Ne kadar biliyor musun? Babasına süpürgeyi veriyor. Annesini kolluyor falan. Nasıl gülüyorum onlara biliyor musun? Ben de çok gülüyorum. Sen de bana izletiyorsun. Evet. Çok tatlı. Çok sevimliler gerçekten. Evet. Bütün çocuklar çok sevimli. Peki başlayalım o zaman artık. Ne dedik? Bir Avrupa macerası yine başlıyor bu hafta. Mesaimiz yoğun. İlk olarak tabii ki Şampiyonlar Ligi diyeceğiz. Temsilcimiz Galatasaray. Bayern Münih deplasmanında. Maçla ilgili notlara bakalım. Çünkü karşılaşma yarın oynanacak. Tam da saat 23'te. Peki iki takımdaki son durum ne? Gelin bir haberimizi izleyelim.
Evet, basın toplantısında getirdik ekrana. Birazdan Tuchel'in de açıklamalarına bakacağız. Neuer'le, Manuel Neuer'le birlikte. Ama bir Okan Hoca'nın açıklamalarını ve konuklarımın maç öncesi böyle ilk değerlendirmelerini almak istiyorum. Önce Savaş Çorlu diyeceğim hocam. İstihbaratlarıyla birlikte şöyle bir bize ilk yorumlarını yapsın. Önünde de kağıtlar açık. Okan Hoca anlattı, bizi geçmişe götürdü. 2000 yıllardaki anlattığı o taraftarın o dönemkiyle bugünkü halindeki farkı, ama Manchester'da bile, Old Trafford'da bile o 3.800-4.000 taraftar orayı gerçekten de çok olağanüstü bir ses, taraftar. Sanki çoğunlukta Galatasaray taraftarı varmış gibi ona vurgun yaptı. Yarın da orada hem büyük taraftarının sesi etkilemek için bazı müzik desteği verecekleri söyleniyor. Takıma güveniyor, oyunculara güveniyor. İğne olayı, şimdi bazı takımlarda ya da Galatasaray'da geçmişte bu Fatih Hoca döneminde de vardı. Geriye gidelim, Gerez döneminde de vardı, Lucescu döneminde de sakat olup oynamak istemeyen oyuncular oldu, yabancı bu oyuncular. Genelde yerliler tek bacağım olsa bile oynarım diyordu. Şu anda gelinen noktada Icardi gibi bir oyuncunun haftalardır iğneyle oynadığını biliyoruz. Muslera geçen maçta sakatlandı, Kasımpaşa maçında oyundan çıktı. Oynar mı oynamaz mı? İki hafta yok deniliyordu. Bugün Doktor Yener İnce yine bir sihirbazlık yaptı. Yani transferde olmuyor sihirbazlık. Futbolcular da adeta sihirbazlık yapıyor. Yener İnce'yi de kutluyorum. Muslera'nın da oynama gayreti. Hani en ufak bir şeyde oynamayan oyuncular vardır hocam. Siz daha iyi bilirsiniz yani. İğne yaparsın. Evet. Hatta ben burada Fatih Hoca döneminde bir anı var. Ona şey yapmayın. Futbolcu beli ağrıyor. Mesela hocalar şey yaparmış Melike. Bel ağrısına en iyi gelen iğneyi yaptığın zaman o ağrıyı hiç hissetmez misin? Mesela taktik amaçlı. Var mı ağrı? Var hocam. Halbuki o ağrıyı hissetmezmiş. Tamam, çık dışarıya. Gelinen noktada Galatasaray'da ben sakatım diyen değil, sakat sakat oynamak isteyen bir durum. Bu da takım olduğunu gösteriyor. Aidiyet duygusu olduğunu gösteriyor. Galatasaray varsa umut vardır sözü var ya, hani orada sürekli olarak bu birçok takım içinde söyler ama tabii ki oradan en az bir puan almak için gidecek. Okan Hoca'nın da açıklamalarında hiç olmadığı kadar bir özgüven gördüm. Bilmiyorum hocam, sezdin mi? Mutlaka bir temkinlik vardır ama rahat. Takıma baktığımız zaman çok fazla rotasyon yapmayacak. Biraz sonra 11 üzerinden konuşuruz. Ama formda oyuncular var. Yani baktığın zaman hocamla biz yayına girmeden önce Kerem'in 10 numarasına takılmıştı. Yine oraya konuşacağız. Zaha'nın geçen haftaki performansı. Baktığımız zaman Sanchez'in performansı, Sasha Boy'un performansı. İyi olan oyuncular var Galatasaray'da. Takım halinde maça burada, buradaki maçta Galatasaray bir an önce gol atmak istemişti. Maça başlayalım, golü atalım ki 65 dakika hep oyun üstü elinde tutmuştu. İlk yarıda baktığımız zaman 3-1, 4-1 falan böyle bir skorla bitebilirdi. Burada da bekleyerek mi oynayacak? Acaba topu verecek mi, topu alacak mı? O çok önemli. Belki kontrollü başlayıp direkt buradaki gibi ben hücumla başlayacağını zannetmiyorum. Belki biraz topu verebilir. Topu verdiği ben zaman... Ben de öyle düşünüyorum. Çünkü Tuchel de oradaki maçta, yani bizim burada oynadığımız maçta da aşağı yukarı 70-75 dakika bekleyip sonra o 20 dakikada usta ayaklarla, biraz da tecrübeli isimlerle golleri bulmuştu. Burada Galatasaray bence biraz da kontrollü oynayıp, yani saldıracağını zannetmiyorum. Kontrollü Bayern Münih'in hata yapmasını bekleyecek. Tıpkı burada Bayern Münih Galatasaray'ın yapmaya başladığı gibi. Kadro konusunda da Okan Hoca elindekilerin her zaman olduğu gibi en iyisini çıkarıp sonra hamle oyuncularına bakacak. Ama Galatasaray buradan puan alır mı dersen, bana göre bir puan başarılı olur. Hocam sen ne düşünüyorsun? Şimdi bak, en son baştan başlayayım. Yani tamam, sondan hocam. Başlayayım yok. Bir puan alırsa çok iyi olur dedi. Burada niye bir puan almadın? Alamadı. Alamazsın, o kadroyla çıkarsan alamazsın. Hocam, yani şimdi hocam çok iyi oynadı başlangıçta. Ya oyun alama, ya bir şey söyleyeyim mi? Bayern Münih kim eledi ya? Kaçıncı, üçüncü lig takımı eledi ya? Evet. Aldanmayın öyle şeylere. Ha, kadrosu da kaç senede bir oluyor hocam öyle şey? Ya neyse. Galatasaray'da Ofta şeylenmişti yıllar önce mesela. Fenerbahçe pendelenmişti. Yani 20 senede bir. Denizli Spor'a daha geri gidelim. Bir şey söyleyeyim bak. 3 tane yedi, 4 tane attı Manchester United'a. Manchester United öyle bir kötü takım değil ki. Sen 10 kişi kalmasaydı acaba ne olurdu? Yenebilecek miydin? Yani Kopenhag'a 10 kişi kalmasaydı. Şimdi bir de gerçekleri futbolda konuşmak bunlar lazım. Var mı hocam? İşte var da ya, dua edeceğiz 10 kişi kalsın. Belki abi de 10 kişi şey ama bak, bazı maçlar var da siz daha iyi bilirsiniz. 11-11 oynadığı zaman çok daha etkili olabiliyorsunuz mesela. 10 kişi. Ya ben ona ya da 11-11 oynarken daha iyi oynuyor takım. Bir şey söyleyeyim. Hasbelkader oynarsan tabii öyle olur. Ama sen bir 10 kişiye karşı nasıl oynayacaksın? Sen 10 kişi kalırsan rakibe nasıl oynayacaksın? Bunları çalışırsan işler değişir. Hocam futbol sonuç oynuyordur. Araya girdim. Kusura bakma. Şunu kabul edelim. Evet, sonuç Galatasaray'a şu mağlubiyet yazdı. Ama Galatasaray ilk yarıda 3-1 ya da 4-1 önde kapatabilirdi. 5-4 yenilebilirdi. Evet. Yani, onların nokta atışları yani, daha böyle tecrübeli ayaklarında son maçlardaki başarısı. Bak şimdi bir şey söyleyeyim. Sen 10 numarayı maçtan evvel, şimdi
Biraz evvel Onur şeyi söylüyordu. Kemal Belgin'de şey şöyle söylediniz, böyle söylediniz. 90 A'da. Şimdi bir de benimkileri ters çevirin, yedin bakayım. Geçen maçtan evvel ne söyledim? Orada 10 numara pozisyonunda Kerem oynarsa yenemezsin arkadaş. Yenemezsin. Sen o golleri 3 yani. Tane atarsan 4 tane yersin. Şimdi inşallah beni Allah mahcup olurum inşallah. Kim oynayacaksın hocam? Kim ya? Abi şey oynayamaz. Orada tempolu birini oynatırım. Tamam, kim hocam? Oliver'e var, Mertens var, Kerem. Oliver 10 numara oynamaz. Mertens'in 10 numara oynadığı maçta en son gördük hocam. Rize maçında mesela başladı. Ya Rize maçında arkada şey var mıydı ki? Kaan Ayhan yokken. Ya bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi Fenerbahçe'ye geldiğinizde de söyleyeceğim. Sen şimdi orada şey yok, Fred yok. Sen oraya Zayt'ı koymuşsun. Allah Allah. Yenilirsin. 3 tane yersin, 5 tane de yersin. Sen oraya en azından şunu bak. Onu Fenerbahçe'ye konuşuruz hocam. Neyse ama aynı burada aynı şeyi söylüyorum. Sen Kaan Ayhan'sız oraya oynarsan orada hiçbir şey yapamam Mertens. Sen orada Kaan Ayhan, Terere şu anda orada Kerem Demirbay olabilir. Bak tempolu olacak. Oliver olabilir. Kerem Demirbay tempolu değil hocam. Neyse, orada tempolu. Ya gidip gelecek. Ya şeyden daha tempolu Kerem'den. Kerem'in savunması mı var? Hiç düşünecek mi Kerem? Kerem'in son haftalarda savunması var hocam. Ya nereye var şimdi ya Allah Allah. Kaç hocam tane ben de seninle aynı fikirdeyim. Kerem 10 numara oynamaz diyoruz. Ben de Kerem'in solda daha başarılı olmuşum. Tamam öbürleri Kerem'den 2 kat daha iyi. Bir ama tık hocam, daha iyi. Oynayanlar daha oynamadı ki. Ben iyi bir Mertens'im. Ya iyi oynaması iyi önemli değil. Koşan bir adam koyuyor ya. Bayağı Münih kaçındı. Orada sen şu anda 10 numaraya kimi koyacaksın? Ya Kerem Demirbay mi koşuyor? Kim koşuyor orada? Barış Alper mi? Barış Alper'i koş. 10 numara koyacaksın. Ya 10 numara diye bir şey yok. Koşacak adam lazım 3 tane orada. Tam yarın kanatta oynayacak, koşacak işte. Ya kanatta, Kerem'in olduğu ya yere, kanattakiler de geliyor zaten. Kerem'in olduğu yere bir tane 10 numara bulalım diyorum hocam işte. E söyle sen o olmaz bu olmaz. Kerem olmaz kardeşim de bak kim olursa olur. Allah Allah. Hocam, Kerem olmaz. Sinirlenme bitti. Hocam. Kerem orada oynarsa yenemezsin. İnşallah oynar da yener de ben de mahcubu. O zaman diyeyim ben hocam ne oldu ya? Konuşuyordun da lap lap. E ne oldu? Manchester maçında kim oynadı 10 numara? Adam atılmasa ne olacaktı? Ya bak şimdi hocam bak yani Manchester maçında 10 numara oynadı. Galatasaray ya kazandı. Niye Mertens? Ya Mertens girdi de 10 numaraya. Orada 40 adamı attırdı. Tamam hareket geldi doğru. Mertens'in de bir maç önce Rize maçında oynadığı zaman 10 numaradaki çok etkili olmadı. Ya yani. Ben de diyorum ki Kaan Ayhan oynamadığı zaman orada Mertens hiçbir şey yapamaz. Etkili olamaz. Bak o koşan adamların yanında oynayacak. Hocam, sen Mertens orada olmasa atılmayacak. Sen orayı bana söylediğin zaman ben de şunu söyleyeyim. Zaten Kaan Ayhan orada oynuyorsa 3 tane 8 numaran dışarıda. Yine orada bir yanlışlık var yani. Şimdi. Niye yanlışlık? Ya ne demek? 3 tane 6 oynatırım ben orada. Ne tamam, olur? Kaan Ayhan'ın yeri 8 oynuyor numara işte mesela. Oynuyor işte milli takım. 3 tane oynuyor milli takım. İzleyicimiz bir soru sormuş. Diyor ki en son Beşiktaş Bayern'le eşleşmişti. O Bayern mi yoksa bu Bayern mi daha güçlü? Ve o Beşiktaş'ın kadrosu mu bu Galatasaray'ın kadrosu mu? Nasıl bir kıyaslama yaparsınız diye. Şimdi ben de şöyle izleyicimizin sorusunu okuyunca bir hafızamı tazelemek için o maçın kadrosuna baktım. Tabii Lewandowski var o kadroda. Onun dışında şu an günümüzdeki kadrodan kimler var? Thomas Müller vardır. Koman var, Müller var evet. Yine Koman var, Martinez var. Bakıyorum kimler. Alaba var, Boateng David var. Alaba, evet. Rodriguez. Stopper. Yine Vidal var. Yine iyi bir kadro var. Ama şu anda da çok güçlü bir kadrosu var. Kadro. Belki Lewandowski yok ama Kane var. O, yani. O dönemki kadroyla bu dönemki kadroya bakalım. Bir aşağı bir yukarı hep aynı kadro. Aynı. Yani. Bayern, Bayern Münih her zaman aynı. Kaliteyi, hiç, ben o günkü isimler kadro, değişiyor. Evet. Kalibre net, çok fazla hiç bana oynamıyor. Bayern, işte değişmiyor. 10 sene önceki Bayern'le bu sene arasındaki bir fark dersen isimler değişir. Kadro değeri değişmez. Ve kalite değişmez. Diğer tarafta bizim temsilcilerimize baktığımızda da kariyer anlamında yine birbirine yakın şu anda kadrolar. Onu da söyleyeyim. O dönemde de Talişkalar, Kuarejmalar, Babellerin olduğu. Kalede kim vardı Beşiktaş'ta? Fabrizio yok muydu? 8 golü Fabrizio yemedi galiba. Yo, bakacağım şimdi. Yerli bir... evet Fabrizio var. O deplasmanda Fabri vardı. Hı-hı. Fabri mi? Fabrizio vardı. Senin hatırladığın o başka maç gitmiyordu. Sakatlanıyor muydu? Öyle bir şey var sanki. Var şey sonra ama burada Fabri var. O deplasman maçında. Yani deplasman Bayern deplasmanda Fabri var kalede. Vida'nın kırmızı kart gördüğü maçta. Ya yaklaşık olarak birbirine aslında benzer durumlar seviye olarak onu söyleyebilirim. Şimdi, bence. Şimdi stoperler daha iyi. Vida
Vida şey, Pepe vardı hocam. Pepe on numara da. Vida da, kırmızı kart görmüştü. Vida'yı hiç sayma ya. Adriano vardı bekle. Hocam Vida, Pepe, Adriano. Ya Vida çok vardı. Kötü atıldı Caner zaten. Caner vardı. Hocam, hala Caner oynuyor ve şu anda bakıyorum ben ya, şu Caner Galatasaray'da oynar diyorum. Ben sana bu Caner'i spordaki izlediğimiz Caner bu hafta yine izledim. Ben dedim ki Süper Lig'de hala Beşiktaş'ta Galatasaray'da oynarmış dedim yani. Ya şimdi Abdülkerim Vida'dan daha iyi. Pepe ile şey aynı de hemen hemen. Ama hocam o dönemdeki yani, bir daha hani yok ya, yok piyas koydu. Ben hiçbirine beğenmezdim onu. O maçta da atıldı zaten. Yaktı takımı yani. Ama yani 3 aşağı 5 yukarı bu kadar konuştunuz. 40 milyon euroya kadar çıkarmıştı hatta Fikret Orman fiyatını biliyorsun. Yani, her maçtan evet, sonra. Evet. Ne oldu? Satamadı. Çok var böyle örnekler. Bir de örneğini değerini bulduğun da vermezsen elinde kalır hocam. Ya ne değeri Dünya Kupası'nda? Galatasaray'ın hatta Türk futbolunun son zamanlardaki en zor maçı Bayern deplasmanı. İnşallah bu sefer iyi oyun değil de galibiyeti konuşuruz. Güvenç Hoca bu yoruma ne der acaba demiş. Sarı lacivert de kalp koymuş bir Fenerbahçeli izleyicimiz Rıdvan Köroğlu'nun yorumu. Teşekkür ederim. İnşallah şöyle yine söylüyorum. Yani Bayern Münih ile kafa kafaya oynar ama 10 numarada Kerem oynamaz. Oynatırsan eksik oynarsın. Yani şöyle savunma yönünden eksik oynarsın. Hücumda yine golle şey yaparsın yani pozisyona girersin. Atamadın. Bayern Münih sana 3 tane atarsan 4 tane yersin yani. Benim görüşüm bu. Fark olur. Ama inşallah orada fark olur ben. Hocam farkı Galatasaray yaratır. Ya Bayern'e ya. Ecel telleri döktürdük diyor Hüseyin Uğur. Bu maç ama yenemeyeceğiz. Ama maç geride kaldı işte. Bu maç yenemeyeceğiz. Orada hele de burada Bayern'i ezik duruma düşürdük ya acısı çıkar diyor ama hoca kaynaklı değil. Oyuncu portföyü diyor. Rabbim nasip eder yardım eder alırız bak, belli olmaz hocam. Demiş. Hocamız yine en doğru taktikle çıkacaktır şüphem yok demiş. O Güvenç hocam. Kadro alsın senin... Kerem orada oynasın ben çok buruk bir şekilde seyrederim maçı. Almanların yani. Hocam kadroyu gördün mü hemen hükmü vermesen veriyorum, mi? Hocam, sevgili hocam bak senin kadar Almanlar bu kadar şey değil. Ne değil? Rahat değiller. Bugün Almanya'nın önemli gazetelerden çalışan bir arkadaşımla yazıştım. Bana söylediği, ismi vermeyeyim şimdi. Almanlar tedirgin dedi. Samimi söylüyorum ya. Galatasaray'la buradaki maçın tabii ki aynı tempo olmasını beklemiyorum ben de. O çünkü buradaki taraftarın desteği çok önemliydi. Ama orada bir tedirginlik var. Galatasaray o maçta evet kaybetti. Ama ben bir maçta kaybedip de bu kadar alkışlanan, bu kadar dünya basında, Avrupa basında konuşulan bir maç hatırlamıyorum. Ertuğ'a teşekkür edeyim editörümüze. Leipzig maçıyla karıştırmışsın. O maçta Tolga kaledeydi. Grubun son maçıydı hatta. Onu hatırladım. Ben bir yerli kaleci olarak... Hatta yanlış hatırlamıyorsam Ertuğ çok eksikle, bayağı yedeklerle çıkmıştı o maçı. Bir şey söyleyeyim mi? Tolga var ya 20 bin tane top çıkarttı kale içinden ya. Evet hatırladım. Vallahi billahi müthiş şimdi. Oynadı ya. Yarın da inşallah o Muslera o topları çıkarır. Bu kadar özveriyle sahip olacak. Yani Muslera'nın durumunu da konuşalım isterseniz. Muslera'nın durumunu herkes soruyor ya. Demin evet. Bizim Cerrahpaşa'da hastane müdürü Halil Demir var benim kardeşim. Sen de tanıyorsun. Çok selam olsun. Selamlar ben de tanıyorum Cerrahpaşa, kendisini. Cerrahpaşa bizim her şeyimiz hocam. Daha yani de yeni orada küçük bir operasyon geçirdim. Sağ olsunlar. Geçmiş olsun. Geçmiş hepsi olsun. Canımız ciğerimiz çok ilgililer. Allah hakikaten hepsinden razı olsun. Bütün sağlıklarımızdan. Orada Arif abi var. Arif Kapı Fakülte Sekreteri Sait Gönen, dekanımız Zekai Hoca Kutlubay. Profesör Doktor Ahmet Özdağ'ın bizim Galatasaray'dan bildiğimiz sen de tanıyorsun. Evet, o da bütün genel cerrahilerin başında başkan adayımız. Ona da ayrıca selam olsun. Evet. Cerrahpaşa ve tüm sağlıkçılara selam olsun. Herkes Muslera'yı merak ediyor. Halil'im oynayacak. Okan Hoca da ifade etti. Bugün antrenmanında tamamında yer almış. Muslera oynayacak. Yani Muslera atan ve tutanınız iyi olacak diyoruz ya. Muslera'nın yerinde gerçekten bak biz burada hocam bu kadar acaba falan diyorsun ya. Eğer şu anda Muslera senin kadar tedirgin olsa ben bu maçta oynamıyorum derdi. Muslera da kariyerinin son döneminde olmuş olsa onu tehlikeye atarak oynuyor. Bak burası çok ben önemli. Ben akşam bir Okan Hoca ile konuşurum Muslera'nın yerinde olsam takıma ona göre oynarım. Bak ben peki Muslera, ben bir şey soracağım. Muslera bak, hocam kendine de güveniyor takımına. Kendine de güveniyor takımına da güveniyor demek ki. Nelson oynatır mısın? En kolay oldu bu maçta kaçmak. Ya. Nelson'u stoper oynarsan oynatırsan. Oynatmam. Muslera da oynamaz zaten. Muhtemelimizi. Neden hocam? Yani. O zaman. Ya Nelson'u sen stoper oynatırsan ne oldu çok methediyorlar herkes. O zaman herkes. Galatasaray'ın temsilcimizi muhtemelini getirelim bir ekrana. Sanchez varken oynatmam hocam. Niye oynatayım Sanchez? Hocam bakalım bakayım, bu 11'i bakayım. Sevecek misin? Bakayım. Ya Kerem oradaysa hiç bir kere hiç konuşmam yani bitti. Hocam seveceksin yok yine de seveceksin. Kerem bak, yok var. Zaten ne olacak? Bak. Sasha Boye sağ bekte, Davinson Sanchez, Abdülkerim stoperde, sol bekte Angelino'yu bekliyoruz. Kaan Ayhan, Torreira, Kerem var. Ziyech, Zaha, Icardi. Bir şey söyleyeyim mi burada?
Geçen maç Serhan'la beraberdik biliyorsun değil mi? Sol bek dedi ki şey oyna, ben oynatmaz dedim. İddiaya girdik. Belli olmaz, bakarsın yarın Kazımcan oynatır. Ama oynatmam. Oynayamaz dedim. Oynamaz diye ya, düşünüyorum. Al, ya ben de iddiaya girdik. Şimdi şu anda ne diyorsun hocam? Oynamaz. Bugün oynar. Aynen oynar. Bilmiyor muydun sen hayır. Bunun savunması daha eksik olduğunu? Sevgili hocam. Burada, Allah Allah. Burada ne var biliyor musun? Angelino'nun burada Bayern Münih'e karşı 8 tane falan maçı var. Kazımcan daha Süper Lig tecrübesi yeni yeni olan bir oyuncu. Söyledi. En kötüsü budur. Evet, bir teknik adam gözüyle de baktığın ya zaman. Ya oynamaz. Geçen maçta da oynamaz ya. Gazeteci gözüyle bak hocam. Burada 30 yıllık gazeteciyim diyorsan gazeteci. Mesela o zaman burada Angelino mu Kazımcan mı onu bulunca bak. Avrupa maçında Angelino'nun en kötüsü Kazımcan'dan daha iyidir. Bayern Münih maçında? Bayern Münih maçında diyor. Yok işte buradaki. O kendi ya, kendi görüşü. Ben kendi adıma bak, konuşurum. Başka ben bir şey söyleyeyim. Mesela ben o maçta Angelino'yu oynatırdım. Kerem'in yerine Kerem'i kenara koyardım. Oraya da işte söylüyorum. Zahi bana göre Oliveira. Hocam. Bir tanesini keseceğiz. Kerem'i keserim, Zahi'yi keserim, Ziyech'i keserim. Birini hocam herkesi yani. Keser. Kerem'i keser misin? Ya neyse 12 kişi. Hocam Kerem'i keser misin gerçek? Vallahi çok kızarsam keserim geceliğin. Ya Kerem'i kesmez. Birisinin 12 kişi oynayacak hali yok. Böyle çıkarsan bak birini oynatayım dersen yenilirsin. Şu kadro yenilir. Hocam peki o kadroya bir kişi koyayım hocam. Bir kişi koyayım mı? Galip de tamam, gelebilir. Bir kişi koyuyorum söylüyorum sana. Evet. Ziyech'in yerine Barış'ı koyuyorum ben. Ben sana Kerem diyorum oraya. Ben Barış'la sen bana da basın diyorsun? Toplantısına çıktı. Ben Ziyech'in yerine... Ama artık o iş belli olmuyor. Ya oraya ben... Ben Ziyech'in yerine Barış'ı bekliyorum. Şu Kerem'in... Bir dakika. Şimdi. Kerem'in yerine... Bir dakika. Savaş Çorlu. Kadro konusunda. Kolay kolay yanılmıyor. Hatta ben hatırlamıyorum yanıldığını. Şu anda laf arasında sıkıştırdı. Çok vurgulamadı. Ama dedi ki Ziyech'in yerine Barış Alper'i bekliyoruz. Evet, Barış Alper Yılmaz'ı bekliyorum. Onun dışında bu kadro. Okan Hoca zaman zaman kızıyor biliyorsun. Geçen hafta bir sistem etti. Evet. Bu kadroyu... Ama bence ligde kızar ona. Avrupa'daki tahminlerinize biz çok biz tabii her zaman söylüyorum. Herkes, yani bir laf var kendi anladığı işte. Okan Hoca'nın işini biz zaman zaman belki eleştiririz ama hep zaman yaptığı işe saygı duyarız. Bizim işimiz de budur. Kadroyu almak, kadroyu vermek, içeride ne oluyor, ne bitiyor onu vermek. Bir de Bayern Münih kadrosu gelsin. Bir evet, burada gelsin. Ziyech, yan yana Ziyech, hatta hocam, bakalım. Hocam Ziyech'in geçen maçtaki ilk yarı performansı da baktığın zaman bugünkü maçta 11'de oynayacak performansı değil. Ya bak şimdi bir gelsin de ben ne söyleyeceğim. Bak şimdi. Musiala oynuyor. Bak şu iki tane bek ucuma giriyor mu? İki tane bek Bayern Münih'in. Bu bir iki tane beki karşılayacak yani tempolu iki tane kenarlarda adam olması lazım. Sen bunları koyarsan orada iki tane uçak var bak Sane'yle Koma. Bunlar uçak yani. F-35 mi diyeyim artık neyse uçuyorlar yani gidiyorlar. Şimdi bunları bir kere bekler tutacak. Bir de arkadan adam gelirse eyvah ki eyvah. Şimdi bu Mazzocchi midir nedir Davis. Bunları, Davis de çok iyi. Ya işte bunları da şey yapacak kontrol edecek iki tane ileride adam olur. Şimdi... Kim oynayacak? Ziyech. Mesela Tete Ziyech. Orada çok zorlandı Davis karşısında ya buradaki işte, maçta. Ya şimdi bunu mesela mahvetti Ziyech. Mahvetti yani evet. Ya tabiri caizse. Şimdi bakın orada iki tane adam mesela ben mesela Barış'ın onu mesela kontrol edeceğini düşünüyorum Davis'in. Tamam mı? Kontrol edeceğini düşünüyorum. Şimdi bu sağ bekinde önünde kim oynayacak orada? Zaha. Zaha da onu kovalayacak arkada. Gelmezsen adamla birlikte mahvoluruz yani. Anladın mı? Bu tempoda adamları koyması lazım. Ben onu bilemem. Şey bu, bak bu dizilişe göre mesela 10 numara gözüken hocam Musiala da çok inanılmaz bir hızlı bir oyuncu ya. Buradaki maçta. Bu Sané Ali Samiyan'daki maçta gibi oynarsa ilk yarı özellikle hiç sahada tribünde bir kişiye dikkatimi çekti. Melike ya o maçta bir sorunu vardı. Bak o kadar net gördüm ki. Çok ya Tuel'le bir sorunu vardı. Hata da yaptı. Ya kendinin bireysel bir sorunu kaçırdı. Vardı. İlk yarıyı orada izledim. İkinci yarıyı burada izledim. Maçtaydım o günü. Evet. Hocam çıplak gözle gördüm. Adam sahada varlığıyla yokluğu belli değildi. Sané gibi bir oyuncunun. İkinci yarı bir şeyler yapmaya çalıştı. Ama o sene aynı sahneyi izlersek Galatasaray yine bir ne şey eksik. Ne mutlu bize. O zaman değil. Hocamın dediği gibi 10 kişi oynadı zaten oyunun belli bölümünde. Galatasaray'ın bu kadar etkili oynamasında. İnşallah aynı sahneyi izleriz yine. Yani neticede şu var. Aksayan yerleri de tabii ki Galatasaray'ın oyununda faydası oldu. Ben tekrar söylüyorum. Bu kadro çıkarsa şu kadro Kerem'in yerine Kerem'i bir kenara koy. Onu bilmem. Kimi keserse kesin. Oraya Oliveira koyarım. Çünkü Oliveira öyle veya böyle tempolu gidiyor geliyor. Savunmasına kadardır. En azından Kerem'den çok daha iyidir. İki tık daha iyidir. Bir tık da değil. Veya Mertens fark etmez. Veya
Kerem Demirbay. Şimdi onların temposunu hoca bilir. Ama hocam şu bilir. Kadroyu sayıyorsun. Şu tempoya karşı oraya bir yani Kerem Demirbay'ı, Sergio Oliveira'yı koyuyoruz. Yani ya orada... Kerem'i mi koyuyorsun oraya? Allah Allah. Hocam Kerem çok hızlı bir oyuncu. Kerem ya ne yapacak? Ya ben savunma anlamında. Bak şimdi bizde ne var biliyor musun? Bak şimdi. Kerem'in savunması mı daha iyi? Topu kim taşıyacak? Diyor şimdi burada. Şimdi Şesoboya, Angelino, Zaha, Ziyech, Icardi, Kaan, Torreira... Şurada da bir kim? Bir stoper daha. Bunlar çoban mı ya? Bunlar gole gidiyor hepsi. Topu kim taşıyacakmış? Bizde böyle bir, affedersin, acayip saçma sapan bir zihniyet var. Hani bir kişi oraya daha stoper koydun mu? Veya işte Endombele'yi koy diyelim şey, savunma ağırlıklı. Topu kim taşıyacak? Allah Allah. Böyle bir saçma fikir var ya. Bizim Türkiye'de var ama. Ondan sonra diyorlar ki ya yabancı antrenör geldi. Gelir tabii. Adam 3 tane koşan adamı koydu orta sahaya. Arkada Samet bile sırıtmadı. Yani 3 tane koşan. Hakan, Salih, İsmail. Hakan da şeyinde 8 oynuyor, 6 oynuyor hatta. 3 tane koşan adam da arkada. Sen de burada öyle şey yapacaksın. Bak bütün Galatasaray'daki şu anda oraya geldiği zaman onu çok nasıl konuşacağız oradaki hataları. Galatasaray'dan sürekli. Hangi? Samet'e bağlıyorsun ya hocam. Fenerbahçe maçında demin de Fred'le falan ya bağlıyorsun. Bırak boş ver. Ya, böyle işte olmazsa. Konuşuruz yani. Bu netice bu. Çok ben Kerem şimdi, dediniz. Ya, hocam Kerem'i. Buradan, Kerem, ya Kerem oynatması demiyorum. Ben onu bilmem. Bir tanesini tırpana atacak orada. Kerem'i kenara koyacak orada da. Ha Kerem adamı kovalayamıyorsa o daha kötü. Yani şu beklerden devisi ve ne o Mazzoni mi onu kovalamıyorsa eyvah ki ne eyvah yani. Hocam Galatasaray'ın Kuman'ı, Zanesi var, Musilası var ama burada baktığın zaman Zaha Manchester maçında özellikle ilk golde çok akıllıca vurdu. Yere vurdurarak o golü attı. Kerem gününde olursa geçen seferki bulduğu pozisyonları kaçırmazsa bu sefer olabilir. Ya kaçırmazsa olabilir. Arkada ne olacak yine? Ya anlayatım. Torreira kaynağı şu orta sahaya, ya şu orta sahasına bak, onun sana bak. Şimdi yine hocam Torreira ya şu anda desen ki mesela Tuchel'e bu takımdan kimi almak istiyorsun? O orta saha arkası dedin. Torreira'yı kesin almak ister ya. Aldı. Kim ne yapacak? Kimin yerine oynatacak? Kim işin mi? Gretzen'in mi? Musiala'nın mı? Ya yapma gözünü seveyim. Kimin yerine ya? Çok Kerem dedik. Kerem gol atar inşallah maçla yarın. Maçla ilgili konuşacağız da Avrupa'daki karnesine de bakacağız. Bayern tarafında basın toplantısına da bir bakacağız ama Kerem Aktürkoğlu geleceği hakkında konuşmuş. Madem bu kadar bahsettik biraz daha Kerem Aktürkoğlu diyelim, haberimizi izleyelim. Evet, Kerem Aktürkoğlu da kendine büyük bir sorumluluk olarak görüyor tabii ki 10 numara mevkiinde oynamayı. Bu ligimizde birçok futbolcunun biraz iş başa düştüğümü yaşadığı bir durum aslında. Güvenç Hocam doğru yer olmadığını düşünüyor. Uzun uzun da konuştuk aslında. İzleyicilerimiz de farklı görüşlerde. Bu arada hiç 11'de olmaması gerektiğini düşünenler de var ki ben buna hiç katılmıyorum. Çünkü Kerem Aktürkoğlu her ne kadar kaçırdığında kızıyorsunuz ama bir bakıyorsunuz o maçı kurtaran golü de İşte o, işte o yüzden atmış. O yüzden hocama diyorum. Bak şimdi ya ben bak onun hocam oynaması şimdi, gol kaçırır ben hiç kızmıyorum hocam, gol kaçırana şimdi, ben. Giriyor o pozisyona, kaçırabilir. Ben ona hiç kızmam ki. Hani gol kaçırıyor millet şu falan diyor ya. Ben ona hiç takmıyorum. Kaçırsın golü. Ben diyorum ki takım savunması adına eğer öyle bir şeyi yok yani. Öyle bir adamın iki kişi yazmış oyun hocam. Karakteri yok. İki kişi şunu yazmış. Bana katıldıklarını söylemişler. Sana zaman zaman katılıp bana kızıyorlar biliyorsun. Kader Kösem, Karasu'dan ve Sakarya'dan Mimin Burucu. Bak Mete, Mertens, Demirbay ve Oliver'a Kerem kadar savunmaya yardım etmiyor diye. Hadi ya. Böyle. Son haftalarda Kerem'in savunması arttı ya hocam. Ben de mesela çok aşırı bir Keremci değilim ama şu ana karşı ya, sana ya, karşı savunmam lazım Kerem'i. Ben saydığın Oliver'a adamlarda... Ya bir de müdahale etme bak. Koşuyor geliyor oraya da müdahale. Onlar da eksik mesela. Müdahaleler eksik yani. Oliver'ın da. Mertens'e geliyor. Ama Kerem Mertens oraya gelmiyor bile. Mertens değil ama Kerem geçen seneki Kerem geçen senenin üzerinde bir Kerem ya, savunma ya, anlamında. Çok güzel. Ya bak, biraz ben de hücum yönü değil, savunma anlamında da Kerem daha kanatta iyi. Kanatta oynadığı zaman Icardi ile daha iyi bir ikililer. Tamam. Eyvallah. Ama 10 numara kim hocam bana göster ama şu Kerem'den. Ama şu anda rakibi zorlayacak, orada yoracak 10 numarada onu söylüyorum. Kerem'den başka. Devre rakibi yoracak değil. Bizi kendi müdafasına şey yapacak onu düşünün. Bir adam var savunmaya oraya. Savunmaya yardım edecek. Hocam senin hocam, hep ilerisini falan. Torreira bana var. Göre en iyi 10 numara. Yetmez. Sevgili hocam bana göre orada en iyi 10 numara Hakim Ziyech olur ama Hakim Ziyech tam olarak hazır ya, temposu değil. Yoksa bak onu da soran var. Bak en iyi 10 numara Hakim. Olarak Ziyech oynadı diye. Ya hazır ol. Bugünkü Hakim değil. O Hakim Ziyech biraz daha zaman geçmesi lazım. Çok zayıf. Risk diyorsun şu anda. Evet, eğer tam olarak hazır olursa Hakim Ziyech gözümü kapatırım 10 numaraya yazarım. Ya Allah ya koşmuyorsak hiçbir şey yazma arkadaş. Hakim şu anda savcı durumunda. Hakim değil. Ama, yani esprisini de yaptım. Yani,
hakimlerle, savcılarla şey yapıyoruz. İç içesiniz. Biz iç içeyiz. Onlara da selam olsun. Ya, artık tabii avukat olduk ya bütün hakimlere, savcılara. Yok, daha olmadık. Yarın şeyi var, değişim var benim. Asya cezadan geçeceğim şimdi. Suhukuk'a galiba. Değişim. Hocam, değişim hocam şimdi ayda bir. Hocam futbolda bu kadar inatçı davaya falan girdiğini düşünebiliyor musun? Mesela Kerem de mesela şu anda 10 numara o yapmıyor Kerem. 3 tane alternatif var orada, onları sayıyor. Asla Kerem yapmıyor. Valla tamam. Onun gibi düşünenler var ama o yüzden hocama da bir çok eleştiri getiremiyorum. Ben katılmasam da Güvenç Kurtar gibi düşünen çok izleyicimiz var. Halit Bey demiş ki Kerem çok kolay eleştiri alıyor. Her yerli oyuncu gibi. Bu bizim pırlanta gibi bir gencimiz. Evet, top kontrolü zayıf ama çok hızlı ve gelişiyor. Biraz destek olsak keşke demiş. Ama ben onu eleştirmiyorum ki. 10 numarada Barış Alper gerekli savunma desteğini veremez mi? Verir. Aferin. Kim verir diyorsun? Mi? İşte yarın verir. Olacak. O şekilde verir. Değil mi? İşte orada ben... Verir. Ya bir şey söyledim. Bak, diyecek... Ama onu söyledim. Ama niye verirdim yanlış az anlaşılma önce? Var. Az önce onu ifade ettim. Kerem, sanki ben Kerem'i eleştiriyorum. Kötü, gol kaçırıyor falan demiyorum ben. Kerem orada oynamasın diyorum. Ya Barış'ı koy orada, koşsun. Koşsun arkadaş. Deli beygir gibi koşsun abi. Sağ olsun. Ama hocam az önce dedim ya, bak burada hakim Ziyek olmaz. Barış olur. Kerem'i rahatlatır dedim. Sen orada da mesela nasıl olmaz. Nasıl yani? Dedim. Az önce söyledim ya. Hayır, Kerem hücuma yaratıcılık kattığı için muhakkak oynamalı Bahadır Alaz. Olabilir. Yazmış. Oynasın. Oynasın. Icardi varsa Kerem oynar. Kerem'i kesemezsin. Bir yerde oynatırsın. Solda oynatırsın. Ya Icardi olmasa da Kerem oynar ya. Ya birisini keseceksin arkadaş oradan yani. Birisine Pepe. Ya şey savunmayı garantiye alacaksın, anladın mı? O bek oyuna girdiği zaman onu kovalamıyorsan bitti benim için. Bittin ha. Ya Allah meycan olsan. Ya eskisi gibi 10 numara kalmadı. Bak Hacı evet. Gibi, Alex gibi, Schneider gibi 10 numara yok artık. Dünya futbolunda da yok çok fazla. Yok, kim var? Herkes koşuyor. Ya. Eskisi gibi ne kaldı hocam? Sol bek yok. Sol bek arıyorsun. Dünyada aranan sol bek işte. Galatasaray Nagatomo'dan bu tarafa dönüyor dolaşıyor. Sol bek bulamıyor. Diğer takımlarda da keza aynı şekilde. Bir oğlum mesela futbolcu biraz yetenekli olsa direkt sol bek yaparım ya. Hakikaten sol bek yaparım yani. Öyle bir imkanım olsa. Bizimki libero oynayacağım, libero oynayacağım dedi. Kazma gibi. Libero da olmaz bizimkiler. Şimdi uyumuştur bu saatte. Duymazlar aslında. Galatasaray takımı şey bek övütüyor ya. Sen Şase Boy'u gönderdiniz. Hiç konuşma bana. Şase Boy'u gönderdiniz. O zaman bir Avrupa'da Galatasaray'ın karnesine bakalım. Bir haberimizi getirelim ekrana. Konuşmaya devam edeceğiz. Bayern Münih Galatasaray maçını Bayern tarafındaki açıklamalara da bakacağız. Bir araya gidiyoruz şimdi. Aranın ardından buradayız. Bir yere ayrılmayız. Aranın ardından yine beraberiz. Bayern Münih Galatasaray maçını konuşmaya devam ediyoruz. Temsilcimiz Galatasaray'da basın toplantısına götürmüştük sizleri. Şimdi Tuchel neler söylemiş? Bir bakalım. Kaleci Neuer de basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Gelsin ekrana. Evet, önce Tuchel'le başlayalım. Evet, ilginç açıklamaları var. Güçlü bir Galatasaray bekliyorum diyor. Ve Galatasaray'la ilgili övgü dolu ifadeleri var. İlk maçta da şanslıydık diyor. Nasıl yorumluyorsunuz açıklamalarını? İlk maçtaki açıklamalarda bu açıklamalarda çok zekice buluyorum. Tuchel benim yani bildiğim teknik adamlar arasında çok zeki bir teknik adam. 2011 yılında Ünal Aysal döneminde daha gencecik bir teknik adamdı. O zaman sevgili Bülent Tulun kulakları çınlasın. Teknik adam olarak Tuchel'i ilk fotomaç gazetinde yazmıştım. Daha çok gençti Melike. Kim olduğunu bir araştırdık. Çok çalışkan, zeki, akıllı da bir teknik adam. Sonra Galatasaray'ın teklifini kabul etmemişti. Bir yıl dinleneceğim demişti. Daha teknik direktörlüğün başında kendisini geliştirmek adına bir yıl dinlenme fırsatı vermişti. Bir takım projeler olduğu için teklifi kabul etmemişti. O günden bugünlere geleceği çok net belliydi. Yani 2011, 2012, 12, 13 sene gerek açıklamalarıyla, gerek futbolcularla diyaloğu zaman zaman sert, zaman zaman evet. Bir arkadaş olabiliyor. Açıklamalarını da takdirle karşılıyorum. Yani burada Galatasaray'ın 65-70 dakika oynadığı futbolu herkes izledi. Yani direkt biz favoriyiz diyebilir aslında ama çok zekice Galatasaray'ın gücünü biliyoruz diyor. Oyuncularını da bu şekilde motive ediyor. Bazı teknik adamlar vardır. Galatasaray'la onu herkes mesela Galatasaray'ı yeneceğiz diyor. Mesela Türkiye'de bakıyorum. Şu anda daha ligin başından bu tarafa Galatasaray'ı yenmek için çıkıyoruz. Kopenhag, Tuchel de şunu diyebilirdi. Biz maçın favorisiyiz. Yeneceğiz. Yenmek için çıkıyoruz. Çok net bir şekilde zeki açıklamalar yani. Bir teknik adamı yapması gereken açıklamalar. Ozan Zeybek'ten size mesaj var. Harika konuklar demiş. Teşekkür ediyoruz. Selamlar Ozan. Ozan Zeybek'e selamlar. Selamlar Ozan Zeybek'e de. Biz de birlikte yayın yapmayalı bayağı oldu. Evet, çok sık gelmiyor tabii. Ara geçen ara geliyor, ben gittim yani. O geldi biliyor musun? Denk gelemedik. Ben çıkıyordum o giriyordu yayına. Biz ne zaman? Cumartesi miydi? Biz beraber çıkarken o geldi bizden sonra. Evet evet, yayına. Aynen. Hafta sonu yayınında selamlar gönderelim. İzmir'e de
Çeşme'ye de, Ozan Zeybek'e de. Hocam sen ne düşünüyorsun Tuchel hakkında? Manuel Neuer de Icardi'den övgüyle bahsetti bu arada. Onu da söyleyelim. Beni bekleyenin ne olduğunda farkındayım dedi. O da mütevazı açıklamalar yaptı. Şimdi ben Chelsea maçı, ben Tuchel'i tanımıyorum yani, tanımıyordum hiç. Yani benim isim zaten pek bilmem. Baktım Chelsea bir top oynuyor. Dedim ki kupayı alır. Şampiyonlar Ligi'ni alır dedim. O müthiş oynuyor. Chelsea'den öncesi de var hocam. Yani, bayağı yani bir onları bilmiyorum ya. Ben oraları bilmiyorum, tanımıyorum yani. Takip etmiyorum çünkü ben. Ya dedim ve benim söylediğim çıktı. Müthiş top oynatıyor. Ondan sonra var ya, şimdi bakıyorum. O Chelsea'nin oynadığı futbol ne Bayern Münih'te var, ne bir başta hiç yok. Yok da. Şimdi demin Savaş konuşurken düşünüyorum. Allah Allah. O şimdi müthiş bir pres yapan, koşan, mücadele, korkunç bir takım. Şimdi dedim acaba futbolcuların şeyleri mi bu? Yani futbol felsefeleri mi öyleydi de, yani bunun bir şeyi yok muydu? Yani takımı koyuyor oraya, sahaya sürüyor, onlar oynuyor falan. Acaba diyorum, çünkü hiç öyle bir, yani o Chelsea'nin oynadığı felsefede daha göremedim. Yani Şampiyonlar Ligi'nden sonra göremedim. Başarısız oldu. Bayern Münih'e geldi. Şimdi dedim herhalde diyorum ya, tesadüf miydi işte? Şimdi o futbolu oynatmıyor yani. Nasıl oluyor? Nasıl eleştiriler de var zaman zaman. İşte ama o futbol oynatmıyor arkadaş. Şimdi ben olsam, bak şimdi al Chelsea'nin maçlarını seyret. O final maçı, ondan evvel yarı final maçını seyrettim. Şeyi alırsa hiç kimse şaşırmasın demiştim. Yani bunu bu stüdyoda söyledim. Tabii burada değildik, öbür şeydeydik, binadaydık. Şimdi gene aynı şeyi, ama tabii ki ya bir de şu var, bir de mesela ya, çok kaliteli şeyi var, adını söyle, kadrosu var ya. Yani adamlara bakıyorsun, hangi birini tutacaksın, bekleri mi tutacaksın, ileridekileri mi tutacaksın, santforu mu tutacaksın? Yani müthiş bir takım. Ama o felsefeyi oraya veremedi. Veremedi yani. Fatih Bey yazmış, Okan Hoca'nın deplasman ve en zor maçlardaki beklenmedik başarıları beni yarın için, artık bugün oldu, çok umutlandırıyor. Okan Hoca'nın taktikleri ve bu başarıları gerektiği kadar ön plana çıkarılmıyor ve acımasızca eleştiriliyor bence demiş. Güzel bir yaklaşım. Okan Hoca'nın bunu bütün büyük maçlar öncesi söyledim. Takımı bu tip zorlu maçlara çok iyi hazırlıyor Melike. Geçen seneden beri bu da dahil. Mesela Fenerbahçe stadındaki o galibiyette Barış'ı forvet oynatıp Icardi'yi yedek bırakması, Trabzon maçı, Beşiktaş maçı içerideki, bu sezonki Avrupa maçları büyük takımlara karşı takımı da çok iyi hazırlıyor. Başakşehir'de de iyiydi. Başakşehir'de de Manchester karşısındaki almış olduğu galibiyet, oyunlar. Doğru. Paris karşısında. Evet, bu konuda hakkını yemeyiz. Hakikaten bu tip maçlara çok iyi hazırlanıyor. Ligde motive oluyor. Lider belki çok iyi futbol oynatmıyor ama istediğini alıyor. Okan Hoca'nın bir tek eleştirilen yönleri işte kaybedilen maçlarda, özellikle bazen kazandığı maçlarda da geç oyuncu değişiklikleri yapması. Bayern Münih maçında bunu yapmıştı. Bu konuda biraz daha, mesela Bayern Münih maçında asla kızamazdım. Takım öyle bir oynuyor ki, o takımda da oyuncu değişiklik yapmak. Bir de dikkatini çekmiştir senin de. Yani aslında hoca değişiklik için harekete geçti ama oyun bir türlü durmadı ve goller çok hızlı yendi. Yani orada tam belki harekete geçti, oyuncuların ısınması için gönderdi, kafasında kurgulama yaptı ama olanlar, işte Bayern Münih rakibiniz. Eğer hani önlemi tam zamanında almazsanız dakikalar değil, saniyeler bile önemli olur. O zaman da onu hesaba katacaksın. Mesela Kopenhag maçı, Kopenhag maçı mesela oyuncu değişikliğinde mesafe uzun dedi. İkinci yarı başlarken yapmalıydı belki. Kopenhag ikinci yarı başlarken yaptığı değişikliklerde bir iki tane var, onlar işe yaradı mesela. Kopenhag maçında beklememeliydi. Kopenhag maçında dedi ki mesela Okan Hoca maçtan sonra, oyuncular çok ileride ısınıyordu. Oyuncu değişikliğinde 5 dakikalık falan gelecekti. Gelen oyuncuların da ağır üstünü değiştirmesinden bahsetti. O zaman 5 dakika erken alacaksın hocam. Yani bunun da hesabını yapacaksın. Evet, hemen yanında olmuyor. Gelen oyuncu bazen ağır davranabiliyor. Kimisi krampon değiştiriyor, kimisi ya onlar da bir cins futbolcular ya. Geliyor, konçunu giyiyor, bilek şeyi takıyor falan filan. Hocam eğer böyleyse bunu hesaba katacaksın o zaman. Yok yani, hazır gelecek kardeşim. Ya da, gelecek, girecek hocam, ya. Ya da 20 maç oynamış bir kalsa. O zaman bunun önlemini alacaksın yani. Neyse. Burada asla büyük maçlara hazırlanış şekli ve oyuncuları motive etmesinde hakkını yemeyiz. Evet, şu anda takım lider. Gruba baktığın zaman Şampiyonlar Ligi'nde ikinci. Bana bunu kura çekimi yapıldığı zaman deselerdi ki şu anda 4 puanla Galatasaray ikinci, ki hala bana göre ikincinin en büyük avantajlı takımı Manchester'ı yendiği zaman gruptan çıkma şansını garantiler gibi olacak. Bayern Münih maçının sonucu tabii ki önemli Manchester maçının da. Ya iyi oyun oynatıyor ama bu değişiklikler konusunda... Ben o kadar eleştirmiyorum ama şimdi takım tertibinde mesela Rize maçında Kaan Ayhan oynamadı. Zorlandı.
Hemen ben diyorsun yani ya olmaz bozma. Şimdi en son Kasımpaşa maçına gidiyoruz. Bir dakika hocam araya gireceğim. Çok özür dilerim. Bozulmaz diye bir şey yok. Bu sezon Okan Hoca geçen sene ezbere bir kadrosu vardı. Okan Hoca kendi ezberini de bozdu. Rakibe göre oyuncu değiştiriyor. Sen şimdi ya Kaan Ayhan bozulmaz diyorsun ama bazı maçlar bozmaz abi. Bozarsan olmaz işte. Bozarsan sevgili hocam ben de ona katılmıyorum. Kaan Ayhan iyi bir oyuncu. Yani. Çok koşan bir oyuncu. Ya Kaan Ayhan önerilen bir değil. Oradaki oyun karakteri Sergio adam var, oynayan. Endombele var tam olarak hazır değil. Allah Allah. Ya şu andaki sana söyleyeyim. Şu anda Kaan Ayhan. Oynamasını da göreyim bakayım. Yarın ne oluyor? Zeynep Hanım. Kocaeli'ndeki izleyicimiz. Daim izleyicimiz Kocaeli. Evet. Hocamın memleketi. Evet. Selam olsun Zeynep Hanım'a. Çok evet. iyi bir futbol severdir. Çok da iyi bir insan. Diyor ki yarın gece bu saatlerde Galatasaray 1-0 önde gireceğiz demiş. İnşallah. 9 Kasım'a. Şimdi temennisini okumuş olalım. İnşallah. Ben şimdi şöyle bir şey bak. Kasımpaşa maçına gidiyoruz. Ben bizim seminer vardı. Dediler ki yemek var. Ben şey diyeyim Maltepe'de. Nasıl giderim? Oradan Marmara'ya bindim. Yetişme şansım yok. Yenikapı'ya. Yenikapı'dan da bindim işte Hacı Osman'a, oradan da beni aldılar ta şeye yemeğe gideceğim. Tabii Galatasaray'da maçı var ya, Galatasaray'la gidiyoruz şeyde. Yanımda da bir tane arkadaş var, küçük çocuğu var, 4-5 yaşında falan filan. Dedim ki şey aç bakayım ben ne olacağını söyleyeyim sana dedim. Telefonla açtı şeyi, kadroyu. Bir baktım Nelson stoper, şey sol bek, eyvah dedim eyvah. Bana ne dedi biliyor musun arkadaş? Ya dedi, Nelson'u dedi mutlu etmek için dedi. Vallahi bak. Şeyi birisini kesti dedi oradan dedi. Veya birisini şey yapmamak için dedi. İşte yukarı oradan Nelson'u koydu dedi. Sol beki Abdülkerim'i koydu Abdülkerim. Dedi. Abdülkerim. Şimdi ben de dedim ki ben de şimdi dedim Kasımpaşa'nın hocası olsam Abdülkerim'i oraya çok süratli bir adam koyarım. Yani. Süratli, çabuk. Yani oradan yıkarım dedim Galatasaray'ı, tamam mı? Yani konuşmalarımız böyle geçti. Şimdi tabii Nelson'u da oynatmak istiyor, tamam mı? Ama öyle veya böyle galip geldi tabii. Biraz eleştiriler aldı işte hakemden falan. Ne olurdu, ne olurdu bilemiyoruz tabii. Yine hocama katılmayacağım burada. Nelson'u oynatmak değil amaç. Orada amaç nasıl? Aslında baskı. Niye? Abdülkerim niye sol bek oynamıyor? Kazım Can ve Angelino'nun performansı bir hafta boyunca bütün yorumcular... Ben şey dinlerim ya yorumcular, Allah Allah. Hocam, yorumcular bazen neyi böyle? Pardon hocam. Yorumculara buradan söz söyleyeyim abi. Hiçbir şey bilmiyorlar. Tamam yorumcular bilmiyor hocam. Bilmiyorlar. Peki hocam. Tamam yorumcular bilmiyor. Bugün aynen bana... Yani. Sosyal medyadan etkilenmeyen başkan da, teknik adam da, yönetici de, futbolcu da, kimse de, herkes etkileniyor hocam. Yok ben etkilenmiyorum medyadan. Onun için buradayım. Bak. Hocam oraya geldiğiniz zaman siz de etkilenirsiniz. Yok ya, hocam ben, artık ya, eskisi gibi değil. Ya. Eskiden 90'lı yok yıllarda gazete var. Yok abi hiç kimseyi tanımasam daha şunu söylüyorum. Abdülkerim'in sol bek oynamasının hem sosyal medyada taraftar baskısı hem de ya oyuncular baskısı. Ya o iş mi ya? Hadi oynasın bakayım ya. Nelson kaç haftadır yedek hocam? Nelson niye ya? Nelson için öyle bir özel bir program olmadı Kasımpaşa maçında. Sadece Abdülkerim'i. Ama hocam Angelino'yla Kazım Can'ın performansları artık pes ettirdi. Ya şimdi ne burada... pes ettirdi ya? Ne pes... Ya bir şey söyleyeceğim ya. Ben aklım sırmanıyor bu. Ben Galatasaray düşmanı değilim. Yarın inşallah galip gelir. Tamam ben yanılırım. Sen şimdi orada Kasımpaşa'nın maçında birbirken senin şey Nelson herifi arkadan yakaladı. Kırmızı kart penaltı. Benim görüşüm bu tabii. Ya yanlış olabilir. Galatasaraylar tabii ki öyle demeyecek de. Yesen golü 2-1 mağlup olacaksın. 10 kişi kalacaksın. Maçı verdin. Gittin işte. Millet isyan ediyor. Yani bizim televizyondan da dediler. O pozisyonun penaltı olduğunu nasıl, ne kadar net bir şekilde kanaat getirdin hocam ya? Net şimdi mi? Tartışma tabii daha da büyümeden. Tabii karakucak yaptı arkadan. Daha nasıl olacak bir tartışmayı adama? Tartışmayı neyse. Büyütmeden. Boşver yani tamam olsun çok olmasın. Çok mesaj var. Galatasaray'ın aleyhinde değilim yani şunu söyleyeceğim sana. Ama ben şimdi Okan Hoca'nın genelde %90 Okan Hoca'ya katılıyorum bak %90 tamam mı bunları söylerken. Ama ufak tefek bu şeyleri de görmek lazım. Yani ben şimdi bir şey yapıyorsam hatamı görüyorsam bir daha yapmam. Bir koysun bakayım hadi yarın şeyi sol beki göreyim mi Abdülkerim'i? Bakalım göreceğiz. Yol geçen anı gibi oldu orası. Beklediğimiz 11 hocam, o şekilde değil. Hocam Angelino'yu beğenmiyorsun. Kazım Can'ı beğenmiyorsun. Kim beğenmiyor ya? Hayır Angelino olsun diyor. Ben çok beğeniyorum. Çok beğeniyor. Daha ne yapacağım? O kadar. Ya Kazım Can'ın şimdi genç çocuk ne oldu yani? Bir daha oynayamayacak işte. Hadi koysun bakayım. Hocam sen onun sırası da gelecek. Yedin. O da oynayacak. Ya hani sırası da olmaz. Ya gitti golü orada atlanır mı ya? Beşiktaş tecrübesi yok. Hayır ya Bayern maçından ya. Bayern mı? Beşiktaş maçında da kez aynı şekilde hocam işte geriden takip etti kayarak. Ya neyse yani. Peki şimdi uzun uzun konuştuk. Bir virgül koyalım. Yine program uzun. İlerleyen dakikalarda sorularınızla birlikte döneceğim Bayern Münih Galatasaray maçına ama diğer haberlerimizi de paylaşalım istiyorum. Şimdi Fenerbahçe ligde bir
yenilgi aldı Trabzonspor'a karşı. Hemen yeniden bir seri yakalamak istiyor Sarı Lacivertliler. Bir izleyelim haberimizi, sonra konuşmaya başlayalım. Evet hocam, şöyle bir kısa geçiş yapalım. Fenerbahçe'nin evinde Trabzonspor yenilgisi ligde ve Avrupa'da bu sezon ilk yenilgisi oldu. Sen nasıl yorumluyorsun? Şöyle bir kısaca yorumlayalım. Üzerinden epey geçti ama merak ediyorum ne söyleyeceğini. Biliyorsun ama ne söyleyeceğimi. Stoperler. Yani hocam eksikler tabii ki etkiledi. Ya, o stoperlerle çıkarsan sen sahaya... Bence nasıl çıkmalıydı ama zaten sakatlık var. Yok zaten var. Yapacak bir şey ama şu var bak. Şimdi yine bir tane adam geçen gün Gürcan diyor ki ya şahıslara takılma, nasıl takılma ya? E şimdi ondan sonra diyor ki mesela Beşiktaş'ta Abubakar diyor. E Abubakar şahıslara demek ki takılıyorsun. Şimdi ben buradan söylüyorum. Şimdi o stoperlerle sen çıkarsan sahaya yeneceksin. Hadi o da yok. Hadi Fred yok. Evet, şimdi Fred orada İsmail Fred'in yerine Zayt oynamaz. Ya İsmail'e bak. Yani İsmail'i var ya hani stoperlerle ilgili bir şey demem. Başka yapacağı bir şey yok ama orada Crespo'yu oynatmayıp Zayt'ı oynatırsan ta 74'te çıkartmış. Artık söyleyecek bir lafım yok. Yani sen öyle ya kardeşim zaten stoperlerin senin şeydi. Yani iyi değil. Sen ta Zayt'ı orada ne Zayt'ı daha evvel de Antalya maçında 6 numara oynatmıştı onu. Ben seyirci ağzıyla konuşuyorum. Ya olmaz. Olur mu öyle bir şey? Ya Crespo varken orada ha Crespo iyi oynamış kötü oynamış ben ona bakmıyorum. Daha savunma ağırlıklı, daha çok tempolu, tamam mı? Zayt daha yumuşak yani 10 numara, tamam mı? 10 numara şeyinde. Sen ona Fred'in yeri oraya koyarsan eyvah ki ne eyvah yani. Hani söyleyecek başka bir şeyim yok. Yapacak hiçbir şey yoktu. Bir baktım 74. dakikada mı 75'te mi ne 71'de çıkardım. Olmadı İsmail olmadı. Bütünlemeye kaldı, sınıfta kaldı demeyeyim. Çünkü stoperleri yok, tamam mı? Ama şimdi 3 tane bana göre 3 tane iyi stoperi var. Yani Bekao, Ciku, Serdar Aziz. Tabii bunlara baktığında ben Beko burada 3. gelir bana göre de. Serdar Aziz de Ciku oynar. Bekao da çünkü... Şu anda kim oynatacaksın hocam? Şu anda... Perşembe günü... Yok, şey iyileşiyormuş herhalde Ciku. Bu maça, Ciku iyileşirse şeyi oynatacak. Bence bu maça zor. Osterwald'ı oynatacak ikisi. Osterwald çok süratli ama hiç bilmiyor. Sol bekten daha iyi oynar ama adam almasını bilmiyor. Sen şimdi düşünüyorsun hep diyordun ki Osterwold'e sol bek değil stoper olsun. Stoper oynar ama hala bunda tabii sol bekte bak sol yani? Stoper oynaması sol bek oynamasından daha iyi. Daha iyi. Biraz da çok şanssız bir maça denk geldi. Mesela Trabzonspor değil de normal bir maç olsaydı belki. Ya belki ama şimdi gene söyleyeyim. Orada gene bir Crespo'nun sayısı daha yumuşak. Ya böyle bir olur mu ya? Fred'in yerine şimdi sen Zayt'ı koyar mısın? Zaten İsmail Hoca şimdi bir konuşmasında bizde 6 numara Zayt'ı da sayıyordu. Eyvah dedim o zaman zaten. Eyvah dedim. İşte böyle olur yani. Olmaz. Olmaz arkadaş. Ha iyi şeyler yapıyor İsmail Hocam. Tamam ama burada Savaş. Sınıfta hocam, kaldı. İkmale de değil. Osterwald'ın yanında kim oynayacağını düşünüyorum mesela. Şimdi Samet de normalde listede yok. Oraya mesela şu anda evet, senin Crespo'yu koyabilir mesela. İsmail'i koyar. Crespo'yu koyar. İsmail'i deneyebilir. Evet. Ya Crespo bak. İsmail'in olacağı da kim olacak? Yani Crespo'yu stopere çekerse ben şaşırmam ya. Fred'in durumu ne acaba ya? Fred yetişebilirmiş. Ama o zaman, Ciku zor. Abi bir şey söyleyeyim. O zaman Fred de şeyi koyacak. Crespo'yu koymazsa işi çok zor. Fred, şimdi... Crespo, Szymanski. Bir kere bunu böyle yapacak. İsmail'i de arkaya koyacak şeyle. Yapacak Fred, bir şey yok sanki yani. Lig maçına kalır gibime geliyor. Bana mesela da öyle geliyor. Yetişmez. Peki Ciku'dan bahsettik. Çok Ciku'nun açıklamaları var. Hem transfer süreci hem kulüpteki hedefleri. Bir de bir şey soracaktım. Tam Savaş dedin orada biz araya girdik sana. Bir şey soracaktım tam böyle. Ha. Maçı soracağım. Ha. Ona dönüşte tekrar gideriz o konuya gireriz ama bir Ciku'nun açıklamalarına bakalım. Evet Ciku'nun açıklamalarını getirdik ekrana. O da tabii sakatlandı takımını. Gerçekten yokluğunu hissettiren bir oyuncu oldu. Hatta bence Bekao'dan daha önemli bir eksik. Hatta sıralayacak olursak Fred, Ciku, Bekao derim. En önemlisi de Fred diye düşünüyorum. Tabii Savaş canım. Çorlu, senle devam edeceğim. Sen Trabzonspor yenilgisiyle ilgili ne söyleyeceksin? Maçtan önce burada yaptığımız yayında iki teknik adamın karşılaşmaya çok önemli etken olacağını söylemiştik. Abdullah Hoca bu tip maçlara takımını çok iyi hazırlıyor. Yıllar sonra gelen galibiyet. Kutluyorum Trabzonspor önce Abdullah Hoca'yı. Orta saha üzerinde Fenerbahçe'nin en iyi orta saha son haftalarda olduğunu hep söylüyorduk. Ama Trabzonspor'un orta sahası bu maçı bir defa adeta sirküle etti hocam. Baktığın zaman Bakasetas, Berat, Mendy, Pepe, Vizca, Onaçu istediği topları aldı. Özellikle Pepe, işte Berat attığı golle. Orta sahada çok bir defa net bir şekilde oyunun hakimiydi.
Hızlı geldiler. Maçın başından itibaren çok etkili atakları vardı. Evet. Samet'in bir defa stoperden daha çok mesela bek tarafında kanatta olması, belki orta sahadaki o İsmail ile Zayt kopukluğundan da kaynaklı olabilir. Yani yenilen gollerde bakalım, evet, fatura neredeyse tamamı Samet'e kesildi diyebilirim. Osterwald'e ben de stoper hocamın gibi güveniyorum. Stoperde çok iyi olabileceğini düşünüyorum ama maç olarak Trabzonspor gibi bir takıma denk gelmesi bence biraz olumsuz etkiledi. Değişikliklerde artık Okan Hoca, İsmail Hoca 10 kişi kaldıktan sonra gerçekten çaresizdi. Çok acayip değişiklikler oldu. Yani baktığın zaman oyuna Batu Şah'ı aldı. Ben Batu Şah'a da herhalde devre arasında artık gider gibi. Fenerbahçe'nin en etkili oyuncularından bir tanesi Ferdi maç içinde ben gördüm. Bugün sosyal medyada da gördüm. Bir ara üzerine yürüyor. Çocuğu neredeyse dövecekmiş kadar. Bu sezon başında olan birliktelik bir maçta kopmamalı. Maç içinde evet 10 kişi kaldı. Trabzonspor erken golü buldu. Ama bu kadar kopuk olma. Eksikler de olabilir. Tabii ki. Altyapıdan oyuncu çıkarırsınız. Ben mesela teknik adam olsam, bilmiyorum, biraz da güçlü olmak lazım. Crespo'yu stoper anlatmak varken, o genç bir tane stoper var altyapıdan olan. Şimdi ismi aklıma gelmedi. Koyarım onu, oynatırım ben. Sonuçta stoper. Elime gelmedi. Bakacağım şimdi bir taraftan. Yani mesela bu perşembe günü içinde çok zorlamaya gerek yok. Eğer bu stoperse, Crespo oynatmak yerindeyse, genç bir stoperim varsa oynatırım hocam. Normalde Osterwald'e kadar oynar. Bence oynar yani. Nasıl Ozan Kabak Galatasaray maçında, Avrupa maçında, Şampiyonlar Ligi maçında hem de Okan Hoca, Fatih Hoca koydu, oyuncuyu kazandı. Bu maçta eğer öyle bir şey varsa, iki tane, üç tane, hatta dört tane stoperiniz eksik oldu ya, Samet de çünkü listede yok, Samet de olmayacak. Yusuf var bir. Senin söylediğin hangisi bilmiyorum. Yusuf'tu galiba. Yusuf Akçiçek. Ya ama genç çocuklar biraz zor ya, hata yapabilirler. Hocam bu maçta kaybolsanız zamanında Muhammed de böyle şans bulmuştu. Sonra gitti, çok iyi işler yaptı. Muhammed de o dönemde çok konuşulan isimlerden bir tanesiydi. Hani Crespo'yu stoper oynatmak yerine orijinal stoper olan, boyu fiziği de falan iyi baktığın zaman. Bu maçı kaybetsen de perşembe günü çok bir şey olmayabilir yani. Sonuçta Fenerbahçe şu anda orada hala avantajlı. En azından bir oyuncuyu kazanmış olabilirsin. O yüzden yani ben, Trabzonspor haklı bir galibiyet aldı. Fenerbahçe'nin bundan sonraki süreçte de maçlara baktığın zaman arka arkaya çok zorlu maçları var. Ama niye geniş kadrolar kuruluyor? Bu yüzden kadro kuruluyor. Bir dakika ya, o çocuk listede var mı peki? Gençleri koyabiliyorsun hocam. Öyle mi? Ha. Orada tamam. Evet. Altyapıdan olan oyuncuları listeye. Ben sana katılıyorum. Bak onu koysun. Çünkü niye biliyor musun? Öndeki orta saha önemli bana göre. İsmail orada, Crespo. Yani Fred oynamazsa böyle bir dirençli bir orta saha olur. Şimdi Samet diyorlar ki milli takımda çok oynadı. Niye? Dirençli bir orta saha vardı 3 tane koşan. Tabii kadroya göre yani, oyuncu performansını da değiştiğini söylememiz lazım. Yusuf Ayçek mi demiştin? İsmail Bakkal da yazmış. Evet, Yusuf Ayçek diye. Evet. O da takip ediyor. O da mesela futbolu takip eder. Sana katılıyorum. Ben onu koysun. Ayçek. İsmail tane... Bakkal'a da selam olsun. Bak o bize yazmış. Şöyle yazmış Hüseyin Bey. Büyük takım için Osterwold'e iki pozisyon içinde yetersiz oyuncu net. Yani stoper için de, bek için de yetersiz. Ya biz onları söyledik de öbüründen daha iyi diyorum. Yani sol bekten daha iyi burada diyorum. Ya Fenerbahçe'nin futbolcu değil şu anda. Şöyle bak, istikbali var, süratli, çabuk falan filan ama daha var. Fenerbahçe burada ya futbolcu yetiştirme yeri değil ya. Bu arada yani. Cengiz Ünder de takımla çalışmalara başladı. Onu da konuşalım biraz. Artık hani mevki itibariyle Fenerbahçe'nin sıkıntı çektiği bir mevki bu kadar sakatlık? Şu, an. Şu anda Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı sakatlık. Mesela evet, Galatasaray'da evet. Bakın bir kıskançlık var. Ben mesela bir Fenerbahçe taraftarı olsam, Beşiktaş taraftarı olsam, Abubakar işte Ensekala şu falan mesela sakatlandığı zaman Rozier sakatlanıyor, tekrar bekleniyor. Galatasaray'da Muslera 3 gün önce sakatlanıyor. Bugün iğneyle maça çıkıyor. Icardi 3 maçta iğneyle maça çıkıyor. Yani burada sezon başı hazırlığından dolayı mı, yüksek bir tempodan dolayı mı, bu işlere geldiği zaman da hocam daha iyi bilir. Yani teknik boyutunu. Bu kadar Fenerbahçe'deki sakatlığı bir araştırmak lazım. Acaba ben az önce Doktor Yener İnce'yi çok bu konuda övdüm mesela. Zamanında eleştirdiğimiz yanları da vardı ama sonu birkaç senedir Galatasaray doktoru, yani Profesör Doktor Yener İnce'yi de tebrik etmek lazım. Sakatlıkları çok çabuk döndürmesine evet. Sebep oluyor hocam. O da önemli. 3 hafta dediğim bir haftada dönüyor. 2 ay dediğim bir ayda dönüyor. Muslera mesela maçtan hemen sonra bakılacak denildi. Kırık çıkık yok denildi ama 2 maç kaçırabilir denildi. Bugün Florya'da bir iğne takviyesi yapılsın. Yani. Çünkü sakat olan ben oynamak istiyorum diye. 90'lı yıllarda biliyorsun iğne yapılıyordu hocam. Gene şimdi yapılıyordu. Herkes iğneyle oynuyor bu ara. İğne i̇şte de o yüzden biraz iğne var iğneyin biliyorsun değil iğne mi? İğne takviyesi yani. Yapmak lazım biraz. Şimdi ya... Sasha Boy da mesela bir maç iğneyle oynadı. Zaten. O da mesela bak 20 maçtır arka arka oynuyor Melike. Şimdi tabii fizyoterapistler de önemli. Bak Beşiktaş'ta da Murat Çevik var. Daha evvel de Galatasaray'da benim de Kocaeli Spor'da Mesela sağlık kurulunda. Galatasaray'da çok önemli. Tabii. Şimdi önemli ama şimdi bak. Şöyle senin futbolcu iki şekilde sakatlanır. Bir, yanlış çalışma.
fazla yüklenme. İki, profesyonel yaşantı. Profesyonel evet. yaşantı olmadığı zaman sakatlanırsın. Ha darbe. Bak Serdar Aziz darbe yemiş mesela. Şeyi Veko'yu bilmiyorum. Yani darbeden olan sakatlıkları bir şey demem ama kas sakatlıklarını geçen İsmail Hoca dedi ki biz de dedi lazerle dedi bir şeyler ölçüyorlar bilmem ne falan filan kasların yorgunluğuna bakıyoruz dedi. Dedim ki ne kadar güzel bir uygulama ama makine bozuldu herhalde yani anlayamadı. Ya bir şey bu çocukların şeylerini güzel bir şey de yani güzel bir bilimsel bir şey dedi ama yani demek ki anlayamadılar. Yani o yüklenmeyi falan filan çok güzel izah etmişti Serdar orada. Serdar Aziz darbeyse diğerleri de darbedir hocam belki. Serdar Aziz ama hocam yine sahip çıktı arada yani. Hayır hayır darbe kimse ya. Mesela Beko'nun da darbe olabilir. Şeyi İzleyicimiz Yasin Bey yayının başından yaklaşık 10 dakika öncesine kadar konuştuk. Bayern Münih Galatasaray maçını bize tepki göstermiş. Neden bir, konuşmuyorsunuz diye. Bir saate aşkın Galatasaray'ı konuştuk. Enine boyuna kadroyu, teknik adamları. Yine döneceğiz tabii ki ama öyle diğer mi? Haberlerimize paylaşacağız. Paylaşmak durumundayız tabii ki. Şimdi bir ben kimim yapmak istiyorum. Bir mola verelim. Bir böyle harekete geçelim yeniden. Bir sanki böyle enerjimiz düştü. O enerji tekrar geri gelsin. Güvenç hocam bilir. Niye enerji geri gelsin diyorum. Çünkü böyle bir şeyi bilme isteği, kazanma isteği her zaman o adrenalini biraz daha artırır. Babam Marsilya'da oynarken Fransa'da dünyaya geldim. Şili milli takımını seçerken son anda kararımı değiştirdim. David Moyes'ın gözde öğrencisiydim. Kariyerimin son döneminde Süper Lig şampiyonluğu yaşadım. Evim dediğim kulübe geri dönemeyince futbolu bıraktım. Ben kim? Kaç yaşında? Son cümle o kadar güzel ki bu... Kim acaba? Futbolu ne zaman bıraktı ki? Bilmem. Hocam bu son sayfa etiketine şey cevaplarınızı bekliyorum. Hocam bu Şilili, Mısırlı falan senden biraz şey olabilir bak senin. Mısırlı değildir ya. İşte bu Mısırlı son değil anda, tabii. Şimdi milli takımı diyor da ya yani bu ya şey sonunda Süper Lig şampiyonu nerede yaşadı abi 2 sene evvel kim şampiyon oldu? Ne 2 sene evvel? Kaç sene evvel? Son şampiyon. Ya Beşiktaş'tır ya Fenerbahçe'dir ya Galatasaray'dır. Şeyde Başakşehir olmaz. Trabzon olabilir mi? Gomez olabilir mi? Babası Marsilya'da oynayan kim şu ya? Anda 44 yaşında. Ha, 44 yaşında olduğuna göre 10 sene evvel 34'te bırakmış olsa 10 sene evvelki 2013-14'te kim şampiyon oldu? Hemen şey yap. 2013-2014 Galatasaray olması lazım. Galatasaray mı? O zaman demek Galatasaray'da. Bak Şili milli takımını seçerken son anda kararımı değiştirdim diyor. Yani Şili milli takımında değil. Alakası yok bu arada. Ha. Öyle de bir alakası yok yani. Son dönemde şampiyonluk yaşamış. Ya işte büyük dört, takımlardan birinde oynadı. Birinde yani. Fransa'da dünyaya gelmiş. Büyük takımlarda derken bizde mi? Türkiye'lisi var mı? Türkiye'si var. İşte diyor, diyor ki, ya Süper Lig. Süper Lig diyor. Hiç bilemeyiz. Ben sana güveniyordum. Savaş hiç daha ona... O geldi doğru cevap. Bobo değil. Ne oynuyor be? Ben doğru cevabı bilen izleyicimizin ismini okuyayım. Şilili. Tolgahan Yıldırım. Tebrik ediyorum. Bildiğiniz. Tolgahan bir ön libero. Of. Öyle söyleyeyim. Melo değil orta değil mi? Orta sağ oyuncusu. Yok Melo hala oynuyor hocam ya. Öyle mi? Şu anda 44 yaşında. Yaptım. O 2012-2013. Fernandao mu vardı? Ne vardı bir tane? Bu futbolcunun Galatasaray'ı var. İşte ben var. Oradan şimdi yola çıkmaya çalışıyorum. İşte. Bak. Şili milli takımda kim vardı ya? Sonra ama geldi bir yere gitti. Şili milli takımından hatırlayamazsın. Geldi de Çin'e gitti o fazla oynamadan galiba ya. Yok. Değil mi? O dönemdeki Galatasaray'da bakalım şimdi kadroya kim var? Sen bileceksin şey Galatasaray'da var. Daha ne olacak artık? Söyledi 10 sene evvelki Galatasaray şampiyonu. Dani var mesela. Değil. Başka kim vardı? Ön libero diyor ya. Fernando değil. Bir siyahi futbolcu herhalde bu. Siyahi değil. Hadi bakalım. Hadi. Siyahi değil mi? Değil. Ön libero kimdi ya? Sen nasıl bile Galatasaraylısın? Bir dakika hocam.
Nereden geldi? Yani belli bir takımdan gelmiş. Oraya dönemedi. Yok şu şey de çok o kadar bu tanıdık ki. Bu futbolcu Kopenhag'da oynadı. Elmander değil değil mi? Hayır. Yok, Elmander olamaz. Elmander nereliydi ki? Kopenhag'da oynadı. Galatasaray'ı var. Galatasaray'ı Kopenhag'dan Galatasaray. Hem de beyaz. Beyaz. İsveç milli takımı. Forması bende. 7 maç oynadı. Lindelöf. Artık hocam yani biraz çok zor ipucu verdi. Ya daha onu da bilemeyeceğim. Bak 7 maç var, 8 maç var. Ben şimdi bir koleksiyoncu olduğum için bende beyaz forması var hala. Çok ilginçtir. Toplam 7 maçı vardır. Bir tanesi bende. Yani Ertuğ da zor sormuş. İsim kolay bir isim de ipuçları biraz kafayı karıştırıyor. Hayır yani. Hayır. Libero dedi. Hocam da bana buradan pres yapınca biraz oradan şey yaptım ben. Olsun. Bir tane daha var. Hayatta çok bunu bilme hocam. Şansı hocam, hayatı bu, ama hayatı boyunca hiç sakatlık yaşamamış. Oynamadı ki sakatlık. 7 maç oynamış zaten. Hocam buraya gelmeden oynayan bir adam. İsveçlilerde biliyorsun tank gibi oldular. Kemik büyümesi gibi bir hastalık çıkıyor bir anda. Hiç olmamış adamın hayatında. Kemik büyüme diye hatırlıyorum. Yani kemiğinde Allah bir Allah. Büyüme ve futbol hayatını etkiledi adamı. Adnan Sezgin, Adnan Polat'ın büyük isteyen adam hiç hayatı boyunca sakatlamamış bize geldi. Çok profesyonel bir oyuncuydu yalnız. Yani İsveçliler hep öyle olur gerçekten. Peki devam edeceğiz. Fenerbahçe'ye yine döneceğim. Avrupa maçını da konuşacağız çünkü. Yarın Şampiyonlar Ligi gecesi olacağı için görüşemeyeceğiz o maç öncesinde. Konuklarımla değerlendirmeler yapacağız. Ama bütün haberlerimizi paylaşalım istiyorum. Beşiktaş'ta geride bıraktığımız gün Ahmet Nur Çebi'nin bir basın toplantısı vardı. Açıklamaları önemli, bir hatırlayalım. Duygusal anlar yaşandı tabii. Bir dönem sona erdi Beşiktaş'ta. Çebi'nin açıklamalarıyla ilgili iki konuğumun da düşüncelerini merak ediyorum. Savaş Çorlu seninle başlayayım. Ben toplantıyı izlerken de şimdi de çok şaşkınlıkla izlediğim sözleri var yani. Hakikaten Sayın Başkan'ı başarılı olduğu dönemde de zaman zaman o divan toplantılarında, mali genel kurullarda başkana yapılan bazı haksızlıklar, Tevfik Bey'le başkanla girmiş olduğu polemik dönemindeki süreçleri çok iyi takip eden bir kişi olarak şimdi özür dilemesi bile çok şey geldi bana. Yani camiada hakkını helal isterken evet kimse kimseye küfür edemez. Küfür edenlere hakkımı helal etmiyorum dedi ama bu camiada Serdar Bilgili, hatta kulübün efsanesi Süleyman Seba bile nasıl gittiğini biliyoruz. Allah rahmet eylesin. O dönemde evet. Bile büyük haksızlıklarla uğramış bir başkandan bahsediyor. Zaman zaman camiada bunlar olabiliyor. Olabiliyor. Ben hepsi için aynısının geçerli olduğunu düşünüyorum. Çok eleştirildi. Çok belki hataları da vardı Fikret Orman'ın da. Ama çok zor bir dönemde çok, yöneticilik yaptı. Güzel, ve büyük başarılar elde etti. Güzel yere girdin. Not aldım. Başkanın seçilmesindeki en önemli etkenlerden bir tanesi Fikret Orman'a hesap soracağım dedi. Evet. En ince ayrıntısına kadar, kuruşuna kadar hesap soracağım dedi. O hesap sorma hala camiada soranlar var. Ne oldu hesap? Davalar açılması lazımdı. Fikret Orman cevap verdi. Çok sert cevap verdi hatta yakın zamanda. Evet. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe camiaları bu kadar net bir şekilde kavga etmemeli. Galatasaray'da da oluyor kavga. Galatasaray'da da tartışma oluyor. Ama o tartışmanın sonunda kazanan Galatasaray oluyor. Sonunda, günün sonunda birlik beraberlik sağlanıyor. Tıpkı Dursun Özbek'in geldiği gibi. Dursun Özbek'in gidişi, tekrar gelişi. Şampiyonluk, o istenmeyen Dursun Özbek bir anda şu anda Galatasaray'ın önünü tekrardan zirve yaptı, şampiyonluk kazandırdı, transferler. Şimdi bakıyorum, tarlayı diyor nasıl temizledim diyor. Tarlayı nasıl temizlemediğini gelen yönetim görecek ya da bundan sonrakiler görecek. Şu anda bir şey söylemek çok erken. Yani siz hesap soracağım dediniz, sormadınız. Transfer limitleri dediniz, limitleri başkaları açıyor dediniz, biz açamadık dediniz. Geçmiş dönemlerde ben Fikret Orman zamanında da mesela 5000 lira menajer ücreti ödenen yerleri biliyorum. Bütün menajerlerin totalinde 5000 euro açıklandığı zamanları da biliyorum yani. Şöyle bir 6-7 sene önceye gidelim hocam. Beşiktaş dünyaları transfer etti, yıldız transferleri. Sonunda açıklanan rakam 5000 euroydu ya da 7500 euroydu yani toplam. Bunların hepsi olabiliyor. Bu çocuklara sahip çıkmak lazım dedi. Bu çocuklara sahip çıkması gereken bir kişi var, o da Burak Yılmaz. Burak Yılmaz dahi o çocuklara sahip çıkamadı. Bir açıklamalar yaptı. Onları yüzeysel olarak konuşmak gerekirse mutlaka çok şey söylerim onunla ilgili yani. Başkan açıklamalarında bayağı bir tutarsızlık var. Kimse kusura bakmasın. Dolu, duygusal ama eylem ve sözlemlerde çok fark var. Galatasaray, Beşiktaş taraftarı sezon başında, geçtiğimiz sezon başına gidelim, Valeri İsmail gibi proje hocası olarak getirilen Valeri İsmail'in gidişinden sonra takımın ahengi bozuldu. Şenol Hoca ile beraber
devre arası transfer, sezon başı bütün transferler Şenol Hoca'nın istediği transferler. Hiç kimse ya bu transferi ben yapmadım desin. Transferler hep ortak olur. Bir teknik direktör var burada. Hoca ister. Başkan önündeki 3 kişiden şartlar en uyguna hangisiyse ona bak. Harcanan paralar ufak paralar değil. Beşiktaş'ın harcadığı paralar çok ciddi paralar transfere. Ama aldıktan sonra da sakatlığı tartışılan, hazır olup olmadığı tartışılan ve Şenol Hoca'nın ayrılığı. Şenol Hoca'nın da mesela kolayı seçti bence bana göre giderek. Yani bu süreçte eğer bir mücadele edeceklerse beraber etmeleri gerekiyordu. Biraz Çebi yalnız kaldı gibi bir durumda oluştu. O abi diyorsunuz ama niye? Kaldı. Yani orada sıkıntı yalnız şu. Yalnız mı bırakıldı? Yalnız bırakıldı olabilir. Belki yarın bir gün sırtından harçellendim, vuruldum. İşte yalnız bırakıldığını daha ileriki günlerde bunlarla ilgili açıklama yapabilir ama Şenol Hoca'nın Beşiktaş'a, Fatih Terim'in Galatasaray'a gelişleri hep en güçlü şekilde gelirler. Ve bir dedikleri iki edilmez. Tam yetkiyle gelirler. Birisine Florian anahtarını verirsin, birisine de Nevzat Demir'in anahtarını verirsin. Yani onlar istemeden bir şey olmaz. Transferde de istedikleri zaman istediği transferleri öyle ya da böyle yaparlar ki Sayın Başkan da Şenol Hoca'nın istediği tüm transferleri istediği doğrultusunda yaptık dedi. Onamayı falan Şenol Hoca mı aldırdı? Kim aldı hocam? Başkanın açıklamaları vardı bundan önceki açıklamalarında. Biz Şenol Hoca'nın, hani Şenol Hoca'nın 3 tane istediği oyuncu vardı, bir tanesi Onana'dır. Ben şöyle düşünüyorum, yani hocaya götürüldü bu isimler, hoca da ya yok dedi ya evet dedi öyle. Yani yoksa hocanın şimdi özellikle istediği isimler ayrı bir şey. Hocanın onay verdiği onu ayrı bir demek şey. Istiyorum. Üç çünkü tane hoca da açıklama yaparken hep şunun altını çizdi mesela Afrikalı oyuncular konusunda. Aslında istemiyoruz ama gidebiliriz bu formüle. Hani elimizdeki ihtimallere bak bakacağız diye açıklamaları vardı. Her transfer biraz döneminde, çaresizlik de vardı sanki. Şimdi her transfer döneminde Şenol Hoca, Fatih Terim özellikle vurgu yapıyorum. Bunlara 3 tane isim gelir önüne. A ismi 10 milyon eurodur. B ismi 7'dir. C ismi de 5 milyon eurodur. 4 milyon eurodur. Yani isim olarak konuşmuyorum. Ama mutlaka onların istediği isimlerdendir. Galatasaray, Beşiktaş'ın harcadığı paraya baktığımız zaman ciddi derecede bir para harcandı. Beşiktaş taraftarı bir senedir çok mutsuz. Valerian İsmail'den sonra yapılan transferler, Şenol Hoca'nın gelişi evet bir camiaya bir yeni bir renk getirmişti. Ama sezona başlangıçta büyük hayal kırıklığı. Kendi içinde sadece teknik anlamda, yönetim anlamda, yönetim dışında da bir takım değişim isteyenler vardı. Daha ortada seçim yoktu. 6 aydır işte bir başkan adayı çıktı, ben adayım dedi, seçim yok. Divan başkanı seçim olursa ben adayım dedi. Şu an gelinen noktada 2-3 başkan adayı var. Onları da konuşuruz. Ben Ahmet Nur Çebi'nin en büyük yanlışlarından bir tanesi, eksiklerinden bir tanesi, milli takım arasında Şenol Güneş'in takımdan ayrılışından sonra Beşiktaş'a gönül vermiş, Beşiktaş'a yıllarını vermiş teknik adamlar dışarıdaydı. Herhangi bir tanesini getirebilirdim Melike. İsim isim de verebilirim. Mehmet Özdilek var, Samet Aybaba var, Rıza Çalınbay var, çok fazla isim var. Beşiktaş'a bir gün tekrardan çağırdığın zaman, bir hafta maça çık hocam dediğin zaman hiç parayı pulu bırakıp gelip maça çıkacak Rıza teknik adamlar hoca var. Da bu Beşiktaş'ın formasını giymiş burada Güvenç yaptı. Hocam var. Güvenç hocama geldiyse gelmeyecek mi? Beşiktaş'ta yıllarca top oynamış bir Güvenç hoca var. Rıza Hoca açıklama yaptı. Burak Yılmaz diyor ki kanal kanal gezip işte burada ben, ya ne alakası var? Rıza Hoca şu anda Burak Yılmaz başarısız olsun da ben gelin diyebilecek bir teknik adam mı? Ya çok acayip olmayan şeyler oldu Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ın bir an önce sevgi iklimine, birliktelik bu toparlayıcı bir lidere ihtiyacı var. Bu lider kim olur bilmiyorum. Ben başkanlık seçimine de baktığım zaman da şu anda büyük ihtimal Emre Koca da tekrardan bu yönetimin devamı olur gibi. Çünkü bu gibi konularda sıkıntılar da buradan çıkarlar. Başkan çok yıpranmış. Çok net bir şekilde basın toplantısı, final konuşmasında belli. Bundan sonraki süreçte de bence eleştirel anlamda çok yönleri çıkabilir. Taraftarla küskün, kongreyle küskün. Şenol Hoca ile baktığın zaman birbirlerine abi diyorlar değil mi? Yani Şenol Hoca, başkan Şenol Hoca'ya abi diyordu. Yani böyle bir ortamdan gelinen noktada fatura her zaman başkana ve yönetime kesilir. Çok net. Güvenç Hocam da biraz sahayı konuşur burada illaki. Birazdan konuşacağız ama bir araya gidelim. Hatta araya giderken izleyicilerimiz de soruyor yani yaklaşık hatta bir saat aşkın süredir konuşmuştuk Galatasaray'ı ama yine Galatasaray'ın maçlarını hatırlatarak bir araya gidelim. Dönüşte yine Sarı Kırmızıların paylaşımını da vereceğiz ekranlarınıza. Yine maçla ilgili son notlarımızı da paylaşacağız. Bir ara. Aranın ardından yine birlikteyiz. Evet, Galatasaray'ın maçlarını hatırlattık sizlere şimdi de. Sosyal medya hesabından her zaman olduğu gibi bir maç günü paylaşımı geldi Galatasaray'dan. İşte onu getiriyoruz şimdi ekranlarınıza. Evet, Galatasaray'ın paylaşımı bugün günlerden Galatasaray dedi Sarı Kırmızılar. Evet, hepimiz için öyle. Temsilcimiz Galatasaray'a diliyoruz bir
galibiyetle dönsün oradan. Başarılar diliyoruz. Şimdi böyle paylaşımdaki videoya bakınca tabii insanın motivasyonu artıyor. Icardi'nin o vücut dili, taraftara böyle bir ateşlemesi, futbolcuların sevinçleri hepsi havaya sokuyor bizleri. Dileriz futbolcular da o havada çıkarlar sahaya. Neden olmasın? Aslında ilk dilimde uzun uzun konuştuk ama şöyle bir toparlayalım da istiyorum sizlerin maçla ilgili görüşlerini. Hem de izleyicilerimizle belki ekranlarını yeni açanlar vardır, konuşulsun isteyenler vardır. Çok fedakarlık yapacak olan oyuncu var bu mücadelede. Mevki itibarıyla fedakarlık, sakat oynama anlamında fedakarlık, bunları değiştirebiliriz. Farklı söyleyebiliriz. Zor bir maç biliyoruz, kolay değil ama Bayern Münih'in de işi o kadar kolay değil bence. Savaşçı orada. Bunu zaten Tuchel de fark etmiş ki ilk maç evet. Üzerine özellikle vurgu yaptı. Hep söylüyorum, çok zeki bir teknik adam. Maçın orada evinde oynamalarına rağmen favorisi olmadıklarını, Galatasaray'ı iyi futboluna özellikle vurgu yaptı. Senin de ifade ettiğin gibi bu tip maçlara ayrı bir motivasyon gerekmez zaten. Yani bir teknik adamın herhalde sadece birkaç konuşmayla en rahat hazırlayacağı ya da en rahat çıkacağı maçlardan bir tanesi olabilir. Her futbolcu bu tip maçlarda oynamak ister. Evet. Muslera defalarca bu arenaya çıkmasına rağmen Almanya'da, İngiltere'de, Portekiz'de birçok maçlarda Şampiyonlar Ligi maçlarını ben yerinde izlemiş bir kişi olarak. Şimdi bu maça 37 yaşında iğneyle çıkmak istemesi, ki iğneyle çıkacak. Diyorum yani daha önce Sacha Boey'e yapıldı, Icardi'ye 3 kez yapıldı, Muslera'ya da yapıldı. Bir iğne takviyesi gerekiyor, yedek bulundurmaları gerekiyor. Yani bu iğne nasıl bir iğne vuruyor tabii tıp ben bilmiyorum ama özveri olması çok güzel bir şey. İstekliler, umutlular. Okan Hoca da umutlu olduğunu ifade etti. Güzel bir karşılaşma bekliyorum. Maçın sonucunu kestirmek çok zor. Gerçekten çok değişik bir atmosferde oynanacak. Buradaki Galatasaray'ın yakaladığı atmosferle beraber çok olağanüstü futbol oynamıştı. Orada da o atmosfere karşı Galatasaray mücadele edecek ama futbolcuların hepsi buna alışkın hocam artık. Yani nerede oynarsanız oynayın. Aslantepe'de 55 bin kişi oynanan futbolun dışında seyircinin o göstermiş olduğu baskı mesela özellikle Alman basında çok geniş yer bulmuştu. Hatta kulaklıkların, yedek oyuncuların kulaklarına pamuk tıkadıkları, o şekilde ısındıklarını da hatırlatalım. Bunların hepsi bir avantaj. Galatasaray taraftarı yine orada 3800 kişi olacak ama kaçaklarla mı diyelim ya da bayağı Münihlilerin arasında beraber baktığın zaman o sayı 10.000'i bulur hocam. Çok yazan var çünkü biz bilet aldık gidiyoruz diyen. O 3800 kişinin de yarın mutlaka ekranlarda sesini duyacağız. Kerem, Icardi, Lucas Torreira, Sacha Boey çok formda oyuncu var. Zaha iki maçtır çok iyi. Hocamla biz bayağı bir tartıştık Kerem konusunda. Şu anda mevcut takımın içinde saydığın isimler arasında Kerem bunların içinde 10 numara özelliği şu an son maçlara baktığımız zaman en iyisi. Icardi biraz gününde olursa, Zaha, Barış ya da bizim muhtemelimizde Hakim Ziyek var ama ben Barış olacağını düşünüyorum hızlı olduğu için. Kerem'in ilk maçta yapamadıklarını bu maçta yapacağını tekrar düşünüyorum. Tekrar edelim, muhtemelimizde Ziyech'in olduğu bölgede Savaş Çorlu, Barış Alper, Yılmaz'ı bekliyor. Basın toplantısına çıkanların oynama garantisi yok. Genelde daha önce çıkıp da oynamayanlar var. Evet, ama ben var. Barış'ı bekliyorum orada. Dolayısıyla bir tek burada şey var, ilk maçtan farklı olan. Okan Hoca, Tuchel'in buradaki yaptığını yapabilir. Önce geride sağlam tutup, tıpkı Bayern Münih'in ikinci yarıdaki gibi. Ne kadar süre Galatasaray gol yemezse, gol yemediği her an maçın çevirici tarafı olabilir hocam. Çünkü burada Tuchel bunu yaptı. Tuchel'in ben, evet Galatasaray ilk yarı 3-1, 4-1 kazanabilirdi. Ama ikinci yarı başladıktan sonraki yaptığı değişiklikler Tuchel'in tamamen o bazen mesela topu vermek gibi. Galatasaray yarın topu sanki veren taraf olacak. Burada Tuchel evet Galatasaray'ın oynamasına müsaade etti Bayern Münih ilk maçta. Burada da ben Okan Hoca'nın büyük maçlara çok iyi hazırlandığını ifade etmek lazım. Sen de demin evet. Bir izleyicimiz, Fatih adında bir izleyicimiz de galiba. Mesajını okumuştuk. Ben bunu haftalardır evet. Söylüyorum. Galatasaray, Okan Hoca büyük maçlara, böyle önemli maçlara çok iyi hazırlanıyor ve takımı da çok iyi hazırlanıyor. Başlangıç bence kontrollü futbol. İlk maçtaki gibi hücum futbolunu beklemiyorum. Bilmiyorum Güvenç Hocam bekler mi? Hocam. Şimdi ne düşünüyorum biliyor musun? Hocam artık şeyden çık ama Kerem... Varsa Kerem yoksa olayından, kazanır, kaybeder. Ya bak, o, ya İlk dilimde çok konuştuk onu. Şimdi bakıyorum Galatasaray'ın net 4 tane 5 tane pozisyonu var. Şurada. Şimdi ne düşünüyorum biliyor musun? Acaba o goller olsaydı Bayern Münih onun bir üstüne atar mıydı Galatasaray'ı? O da enteresan. Geçen yani. Sen mi dedin hocam? Yani, Galatasaray 3 yani, atsaydı Bayern Münih 4 atar demiş. Atabilir birisi. Yani. Ben demiş olabilirim. Yani atabilir yani. Çünkü Bayern Münih
Bak geçen şeyi eğlendi. Dedim ki bundan sonraki maç %1 milyon alacak yani. Kendine gelir. Bütün camia. Hocam. Yani ne oldu? İşte 4-0 yendi şeyi. 4-1 mi? 4-0 yendi bilmem ne. Yani şimdi bir rehavet olmuştur. O, üçüncü lig takımına eğlendi. Ama ondan sonra kendilerine geldiler. Şekelendiler. Şimdi bu maçı tabii öyle ya Galatasaray için şimdi çok şey ciddiye alıyorlardır. Tabii korkuyorlardır. 4-5 tane pozisyona girmek bayağı mühim bakıyorum da öyle kolay değil. Ama tekrar diyorum ben şimdi şöyle bir yanlış anlaşılma olmasın. Kerem kötü falan ben eleştirmiyorum. Ben Kerem'in savunma anlayışını yani yetersiz olacağını orta sahanın daha dirençli bir orta saha bayağı Münih'e karşı olmasını istiyorum. Yani dirençli bir orta saha olursa Galatasaray oradan puan kesinlikle alır. Bak en az bir puan. Ama dirençsiz orta saha şimdi iki kişiyle yetmez. Yani bayağı Münih'e yetmez yani. O performansı yani Türkiye'de oynadığı şeyin Kerem'in şu bu 10 numara hepsinden iyi oynayabilir falan yetmez. Benim görüşüm bu tabii. İnşallah bizi mahcup eder Kerem falan da. Ha gol atmaz, kötü oynar, iyi oynamıyor falan demiyorum. Bak herkes şimdi diyecek ki hani mahcup eder dediğim zaman bile yani gol atabilir. Ben bir şey demiyorum ama savunma açısından Galatasaray fazla orta sahada fazla destek olacağını düşünmüyorum. Dirençli bir orta saha yok diye düşünüyorum. İnşallah da yani şeyinde elinde geçen fırsatları değerlendirirler. Bayern Münih'i yenerler gelirler. Maçın sonucunu kestirmek çok zor. Ama yarın gol beklediğim bir futbolcu var. Kim? Lucas Torreira. Torreira'dan evet. Gol bekliyorsun. Lucas Torreira çok ilginç uzaktan şutları var. Beşiktaş maçında mesela 3-4 kere denedi. Bazı taraftarlara da bazı yorum bakıyorum. Ya işte niye gol atamıyor diye. Lucas Torreira gol atmasın. Böyle bu futbol oynasın. Bence gol atmasın. Hani 6 numara evet. Fazlasıyla yapıyor işini. Çünkü bak Sanchez'le Abdülkerim'in orada başarılı olması. Hatta zaman zaman da buna Boya'yı da koyabiliriz. Sol beki de koyabiliriz. Oradaki oyuncuların başarılı olmasında Lucas Torreira'nın çok büyük katkısı var. Yani Sanchez, Abdülkerim baktığın zaman önünde Lucas Torreira gibi bir oyuncu var. Orada bir güven veriyor yani. Gerçekten evet. De bir dinamo. Tek bu başına yetmiyor işte. Kaan Ayhan var. Kaan Ayhan da bitti. Ben bir üçüncü Kaan daha var, istiyorum. Sergio işte var, Endombele var. İşte bak bir kişi Kerem daha istiyorum. Kerem Demirbay orada. Var hocam daha bir ne olsun daha. Bak şimdi. Ya hayır bunlar oynar. Ya 15 kişi oynamayacak. Şimdi Kaan Ayhan'la şey oynadığı zaman Tarar'ı oraya bir tane daha destek yani orta sahaya. Daha dirençli bir orta sahası. Benim istediğim bu. Ahmet olur. Daha dirençli olur. Orta saha derken nereye koyacağız hocam? Nasıl? Kerem'in olduğu yere mi? Kerem'in olduğu yere daha direnç. Kerem oynamasın demiyorum. Kerem kötü demiyorum bak. Orada birisini bir tanesinde fedakarlık yapacak. Hakim Ziyeç'i mesela ne atıyorum yani yarın gider gol atar. Ama takım o zaman mağlup senin söylediğin şekilde bir şey olur. Bir formül olması lazım. Üçlü savunmaya geçmen lazım o zaman yani. Yok, onu canım, da böyle bir maçta, böyle bir maçta zaten olmaz. Zaten. Yok canım öyle üçlü savunma falan o zaman, olmaz. Bu takım, oyunun içinde bu takım, bir şeyleri değiştirebilir hoca. Bence bu sefer müdahalede bu takım, geç kalmayacaktır. Evet belki de öyle de yapar. Böyle bu arada senin de söylediğin gibi 90A'da Levent Üzemen de Ziyeç yerine Barış Alper bilgisini paylaşmış. Özgür de beni uyardı onunla ilgili. Yayında o da söylemiş. Orada kuvvetli bir şu anda Barış Alper ihtimali. Niye sol bek hücuma giriyorsa fazla onun karşısında bir adam lazım. Tete'nin de bir denenme şeyi olduğu kısa bir süre yani Tete Barış sanki Hakim Ziyech olmayacak. Yani Barış bir ihtimal belki Tete de olabilir. Onu da tam son kararı sabah. Onu da sabah. Sen zaten spor takip gündeminde de yayınlasın evet, herhalde. Orada, o sırada tam o neti, orada net olayı sabah senin. Kahvaltısında netleşmiş olur. Hocam Bayern Münih hakikaten çok enteresan bir takım. Galatasaray mesela Bayern Münih maçından sonra Bayern Münih daha kontrol oynadı. Bir sonraki maç kim neydi demin baktım. 37 dakikada 8 gol atıyor. Evet. Yani Galatasaray o maçta çok yoruldu. Ben size Rize maçında yorgunluğu gözlendi. Ya, 37 dakikada 8 ya, gol. Yoksan hocam kulakları çok çınlattı. Ya ne yorgunluğu abi? Şu yorgunluk dediniz mi? Deliriyorum. 5 tane adam değiştiriyorsun. Yorgunluk ya. Ya böyle bir şey olmaz. Okan Hoca niye Kaan Ayhan'ı üstü oynatamadı? O da ister oynatmayı Kaan Ayhan geliyor. Yok istemiyor. Demek ki yanlış yaptı bana göre. Ama yanlış hocam, yaptı. Bırak şimdi hocam ver. Bir şey var. Şu Davis'in karşısında bir dakika şimdi bir şey soruyorum hadi size. Bakalım. Şimdi Davis'in karşısına koyacağın adamdan daha çok ne bekliyorsun sen? Bayağı Münih'e gitmişsin Almanya. Davis'i yani hücumlarına engel mi olsun yoksa gole mi gitsin? Hangisini istiyorsun? Önce engel olacaksın sonra. Tamam iyi bravo. Önce engel olacaksın. Galatasaray bunu yapacak hocam. İşte önce onu o temposu var mı orada oynayacak adamın? Yani gidip gelme temposu. İlk maçta vardı hocam. İlk maç üzerinden kim gidersek vardı.
İlk maç, ilk maç üzerinde bunu yaptılar işte. İlk nasıl yaptı? Orada Tete oynamıyor muydu? Var ya, yol geçen hani gibi oradan adam kandille kalktı. Tamam, sonra gitti. Değişti işte o değişikliklerden sonra. Sonra. Ya evet. İşte anlatamıyorum bak. Hocam şimdi ya, ben hocam, iki tane Tete beki, varken bak, Galatasaray'ın ilk yarıyı 3-1, 4-1 önde bitireceği bir şeyden bak. Evet, futbol sonuç oyundur. Ya yani atsam ya hani o, bak, neyi tartışıyoruz burada? Şey Galatasaray Tete sana. Varken de orada o kadar ya pozisyon oldu. 1-0, 2-0 şey geldim Galatasaray. Ona göre de rakip takımın antrenörü tedbir alır. Hemen ofansif koyar, onu yapar, bunu yapar, boyu şeklini değiştirir. Aldı yani, zaten. Ya neyse. İkinci yarı iki oyuncu. Ya, işte alır, ya gene alır, gene olur. Üç tane atarsın, atıyorum. Bunu, Bayern Münih bize gol atmış. Bize değil yani, Avrupa'da her takıma 3 tane, 4 tane gol atacak kapasitesi var. Manchester United'dan da 3 taneydi, 4 tane attı. Şeyi de zar zor yendi değil mi? 2-1. Adını söyle, ne o? Norveç takımını. Öyle mi? Kimi Kopenhag'ı. Söylüyorsun? Kopenhag'ı ya. Kopenhag. Neyse. Yani zor yendi 2-1. Şimdi onun için Bayern Münih'in şeyi gol atma şansı fazla rakip takımlar. Avrupa'da kim olursa olsun. Galatasaray'da olur. Galatasaray'da olur. Fenerbahçe'de olur. X bir takım da olur. Real Madrid'de olur falan filan yani. Neyse. Manchester United'a 4 tane attı. Az değil yani. Hocam bakıyorum şimdi. Her maçı gollü ya. Her maçı gol. 2-3-4-5. Ama savunması o kadar iyi değil. Peki. O işte o savunması iyi değilse Okan Hoca ona göre. Ya işte ama ben de gibi. Diyorum ki bak diyoruz şimdi buradan bir puan alsak diyorum ki ben de diyorum ki keşke burada bir puan alacak maça çıksaydı, bir puana çıksaydık. 3 tane 4 kötü oynasaydık da bir puan 1-1 bitseydi. Hocam sıfır işte bitseydi. Ya hiç beklenmeyen bir şey oldu maçta. Ama böyle yakalayınca atıyor böyle, Bayern. Bak hata böyle kadro çıkarsan bak sol tarafa koyarsan genç çocuğu hata Kazım yapacaktır. Tabii olmaz. Oraya koyarsan Kerem'i 10 numara yerine olmaz. Ben artık olmaz yani ben orada. Artık yani yine susma hakkımı kullanıyorum çünkü. Ya tamam yarın göreceğiz. Ama hocam kimi koyalım dediğin zaman senin söylediğin adam şu anda bak tekrar sen söylüyorum. Sen ondan daha iyi diyorsun. Ya onu bak şimdi onu hoca bak orada dirençli bir orta saha yap olacak. Benim görüşüm Oliver oynar orada. Katılan çok ama güvenli. Kim oynar? Benim Oliver. Oliver oynar. Kerem'i buraya atacaksın. Baneni Kerem'i ileri koyarsın. Keserim ki Azmi şeyi ne o? Hakim Ziyech Allah Allah. Hakim Ziyech geçtiği zaman gerçek mevkisi sol bek, sağ bek. Yani karışacak. Yani. Peki karışacak. Artık toparlayalım. Hocam senin Beşiktaş Başkanı Çebi'nin açıklamalarından sonra fikirlerini almamıştık. Evet. Tekrar oraya dönmek istiyorum. Ahmet Nur Çebi aday olmayacağını açıkladı, bir veda etti. Sen nasıl yorumluyorsun Çebi dönemini ve açıklamalarını merak ediyorum. Şimdi bir kere var ya çok duygulandım. Gözleri yaşardı, konuşamadı. Çok üzüldüm yani şeye. Ailesine fazla vakit ayıramadığını söyledi. En önemlisi evet. İnsanın ailesi tabii. Yani her şeyden önemli ama Beşiktaş'a verdiği mesaiyi anlattı. Ben üzüldüm, şahsen üzüldüm. Ama bakıyorsun, geriye dön. İlk geldi sene hocam, şampiyon çok özür dilerim de bu bırakırken mi aileye geldi? Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe çok özür diliyorum. Buraya başkanlığa seçilirken zaten ailenize fazla vakit ayıramayacağınız zaten belli. Yok, buraya kulübe işini ayıramıyor, işine... Vakit ayıramıyorsun toplantılar. Tahmin ettiğinden daha şimdi da fazla oldu herhalde. Fazla mesai olamaz. Olabilir. Sayın Ahmet Nur Çebi Fikret Başkan döneminde yönetim kurulundaydı. Mali işlerden sorumluydu. Başka bir aday olsaydı tahmin ettiğinden fazla. Bunları en iyi bilen kişi olarak geliyorsunuz. Ya neyse şimdi boş ver. Duygusal şeyini anlatıyorum ben adamı. Üzüldüm yani. Ama bakıyorsun icraatına bu seneye bakıyorum. Evvelki senedir vazgeçtim yani. Yani Wellington, Montero, Pjanic, Alex Teixeira, aktırladıklarını anlatıyorum. Tam fiyasko şeyler. Gerçi o Wellington şu andaki stoperlerden iyi ha, biliyor musun? Yani adama öyle böyle dedik ya. Alınan da, stoperlerden iyi mi? Daha iyi. Şey hariç bu en son. Burak'ın çıkarttığı oyundan çıkarttı. O iyi. O kaliteli bir futbolcu. Belli zaten. Şimdi bakıyorum bakın. Ben şimdi Beşiktaş'ın teknik direktörüyüm, tamam mı? Veya orada bir yönetici, başka bir onun yanında kimse yok mu ya yani? Şimdi şeye ben bir soracağım yani başkan adayı. Kim şimdi? Emre Kocadağ. Emre atacağım dedi. Ya arkadaş yani siz hiç mi şeyiniz yoktu? Yani bir, ya sen Raşit Say'ı nasıl aldın arkadaş? Bak ben almadan konuşuyordum. Biliyorsun Cengiz için de aynı söyledim. 7,5 milyon. Onana 6 Gezal milyon. Gezal sakattı hocam. Ya, Moleka var. Cenk Tosun var. Şey var, Raşit'i aldın. Raşit Say'a haksızlık yapılıyor. Raşit Say hala bana göre bu yaptığı transfer için neyse. Ya bırak Galatasaray'ı. Raşit Say takım kötü olduğu zaman ne yapsın? Raşit Say benim babamın oğlu değil ki. Raşit Say
Galatasaray performansı takım oyununda çok başarılıydı. Saşa Boy'un bugünkü performansında Raşit San'ın çok büyük payı vardır bu yükselişinde, bu çıkışında. Ne alakası var? Evet hocam. Hiç var, evet hocam. Öyle bir şey yok. Hocam ya, siz biraz önce demediniz mi? Sabek'le öndeki şimdi adam ne var? Kordinal olacak şimdi diye. Şimdi ne var? Kimle oynuyor? Haftalarda değişik adamlar oynuyor hocam. Yine Şase iyi oynuyor. Ne ya var hocam, yani? Haftalardır yanlış Allah politika Allah. Yanlış şey. Senin ya çok sevdiğin Sayıs. Sayıs var ya Sayıs. Sayıs. Şenol Hoca Sayıs'ı gönderdi, istemiyorum dedi. Yönetim de izledi. Olmaz. Sayıs gibi bir oyuncu varsa Dünya Kupası'nda başarılı oynayamaz. Ben şimdi ne yapacaktım onu söylüyorum. Dur motorun soğusun dur. Biraz. Şimdi ben olsaydım. Kameraman arkadaşlar bile güldü bizim şeyimize. Ya Allah Allah. Vır. Hayır hocam. Konuşturmayın ya, bir dakika, ben seninle konuşurken şey yapıyor mu? Vay, neyse. Şimdi ben olsam Beşiktaş'ta teknik direktör oldum düşün. Şey olduğumu düşün, tamam mı? Adını söyle. Sportif direktör. Sportif direktör. Şimdi bildi kim arıyor musun? Beşiktaş çarşısı bizi seyrediyor. Turgut Vidin'i arıyor. Oradan hocam şu bu falan neyse. Buradan selam gönderiyorum. Şu an mı arıyor? Şu an Turgut tabii. Abiye de selam olsun. Ondan sonra neyse şimdi. Ben iyi bir izleyicimiz arasında. Ne yapardım bak ama. Şimdi. Bak ben şimdi Şenol Güneş'im veya başkanım veya Emre Kocadağ'ım. Hiç kimseyi almazdım. Bak Roman Sayıs. Hocam taraftar. Ya bir dakika. Ya taraftar ne oldu şimdi, taraftar yuvalıyor seni, istifa ediyor. Bak bir dakika ama. Senin başarılı bir takımın var mıydı? Son Konya maçında Roman Sayıs oynasaydı sen şampiyonluğu kıl payı kaçırmıyor musun? Değil mi? Bir tane maçı falan filan ne oldu falan, yani değil mi? Bir penaltıyı atamadı şey son saniyede. Neredeyse şampiyon olacaktın. Aynı kadroyu tut. Redmond gelmiyor bak şimdi. Sen bir şey olarak, kadın olarak soruyorum sana şimdi. Redmond'ın eşisin. Getirdim ben sana $1 milyon keş eline verdim elinde. Gelmez misin ayrıyetten? Getirdim hocam Redmond'un eşi değilim. Şartlarını bilmiyorum. Yani bırak, bayan olarak Redmond diyorum sana. Redmond olayı da yönetim hatasıdır. Ya bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ya bin milyon hocam, euro daha. Hocam belki başka bir hayır bak. Motivasyonu yok vardı. Hayır ya yok ya, ver 1 milyon. Ya bırak 1 milyon atıyorum hocam, ben fazla. Hocam para mı yani? Ya ver 1 milyon euroyu da bak nasıl koşar. Beşiktaş taraftarı Redmond'un kalacağını düşünürken acaba kalacak mı gidecek mi derken Redmond'un ayrılığını Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından da öğrendiler ya. Evet. Neyse ya, o başka bir motivasyon bak, ya da var, bir motivasyonsuzluk ya, para, vardır. Bir şey söyleyeceğim. Para mı diyorsun? 1 milyon euro verirdim ona fazladan, tamam mı? 1 milyon euro Cenk Tosun'a verirdim. İyileştirme. 1 milyon euro Salih'e verirdim. Roman Sayıs'a 2 milyon daha verirdim. Atıyorum şimdi. Bu hoca paraları saçtı. Hayır, bunlar saçtı. 20 milyon euro ortada bir şey yok. 20 ne 20'si ne 30'u? Roman Sayıs'ın olayı para değildi hocam. Roman Sayıs olayında para verdi, değildi. Ya susar. Hayır. Allah Allah. Sen ya kardeşim ya, ver parayı da bak ne oluyor. O transfer sürecini Şenol Hoca'ya bağlıyorum. Ya parayla neyse, alakası ya, yok. Şenol Hoca'yı da. Hocanın da. Ben Şenol Hoca'ya bağlıyorum. Tamam, evet. O para değil yani. Ya neyse bak, ben olsam diyorum. Roman Sayıs'ı ya şimdi Burak çıktı dedi ki kavga ettiler dedi. Tamam mı? Ben dedi şey yaptım dedi. Erik Bailey'i. Çıkarttım oyundan dedi. Ya ben var ya kavga edecek oldu. Ne yaparım biliyor musun? Arkamı dönerim, tuvalete falan giderim. Duymam yani. Erik Bailey ya başka birisi olsa. Ya senin zaten stoperlerin kötü. Şimdi Roman Sayıs'la ilgili. Burak Hoca'nın yerinde olsam diyorsun. Ya, ya giderdin sonra, başka tarafa. Sonra yaparsın o işi. Ya Fatih Hoca'ya bak, helal olsun yani. Burada. O Melo ile şey kavga etti. Soyunma odasında ağzını burnunu kırmış şeyin arkadaşının. Hiç. Gitti ikisini birden oynattı. Ve şunu söyleyeyim mi? Fenerbahçe maçıydı. Onlar ikisi oynamasa şampiyon olamazdı Galatasaray. Helal olsun bak. Ben mesela ya bir de kavga dövüş birbirlerine girmişler soyunma odasına. Ya burada olur. Sen şimdi diyor ki Tayfur'a işte şöyle oyna böyle. Herhalde bilemiyoruz şimdi. Çocuğun da günahını almadı. Orada ona karşılık veriyor. Asıl diyalog Necip Uysal ve Tayfur Bingöl arasında. Öyle mi? Evet. O kadarını bilmiyorum. Ben ya başta söylediğimi tekrar sonra, söylüyorum. Sonra bu o gün Şahinoğlu paylaştı bunu benimle. Sonra herhalde o diyalog sonrası Erik Bey de sesleniyor, gidiyor Tayfur'a. Orada aralarında bir diyalog oluşuyor. O soyunma odasında Burak Hoca'ya karşı da yansıyor. Yani Burak ya Hoca'ya işte, karşı hocam, da bir tavrı. Bak, şimdi Burak da ses yükselmesi anladım oluyor. Burak şöyle dedi ama bak şimdi Burak.
Dedi ki yabancı dedi. Yabancı biri Türkiye'de gelip de burada dedi hakem kesemez ya. Böyle bir şey olur mu? Ne yabancısı? Senin futbolun yabancısı yerlisi var mı? Futbolculuğunda yani, hiç olmuyor muydu? Futbolcunda ya takımda. Yani, ya yabancı ama diyor. Dışarıdan gelip de buradakine sanki kendi Türk takım arkadaşları geçmişte. Yani. Kendisi Snyder'le kavga etmedi mi? Hocam ya, ben biliyorum. Muhabere ben yaptım. Şunu söyleyeceğim. Snyder'le kavga ettikleri zaman Fatih Hoca ikisini birden soyunma odasına yollamıştı. Aynı senin az önce bahsettiğin. Burak şimdi, Hoca'nın. Şimdi burada neticede ben Beşiktaş'ı ne diyorum bak Redmond'u tutardım. 1-2 milyon sayısı tutardım tamam mı? Hocayı ikna eder. Ya ben hoca olsam tutar. Bu takımı bozmazdım. 3 milyon harcadım. Şimdi kaç harcadılar? 7,5 Raşit'sa tamam mı? 7,5. 6'da şey Onana ne oldu? 13,5 tamam mı? 5'te şey Bahtiyar ne yaptı? 18,5. O 30 milyona yakın siyahiler, bir para harcamış. Ya 30 milyon euro. Ya diyorum ki ben 30 milyon... Galatasaray böyle para harcamadı ya bak, bu kadar şey yıldızda. 30 milyon euro harcayacağıma diyorum ki o zaman verirdim Cenk'e bir, Salih'e bir, ne etti iki. Bir de Redmond'a fazla verirdim. Tamam mı? Veya işte iki, üç de Redmond'a verirdim. Üç, dört, beş. Saçıyor diyorsun ya. Beş. Roman sayısı da bir tane daha fazla verirdim zaten şey. 6 milyona bitirdim ha sonra. Takımı tuttu mu? Geçen sene başarılı bir takımım var. Ondan sonra fırsat transferi mi geliyor? Rebiç mi? Tık alırım. Bilmem Ahmet mi? Hüsamettin mi? Yani, daha önce bu tarz politikalar izlemişti Beşiktaş. Ya yap arkadaş, ya ne lüzum var arkadaş? Macera arar mısın? Şimdi 3 tane stoper aldı. Al birini öbürünü vur. O belli de sakatlanıyor Erik belli de. Öbürleri zaten Allah selamet versin. Hiç almasa daha iyi. Tayfur'a verdin. Onu verdin. Ya arkadaş ya bak. Parayı saç 20-30 milyon euro sokağa attı. Daha geçen senesi Montero'su var bir de. Eyvah eyvah. Öbürlerini saymıyorum. Wellington'u, Alex Teixeira'ları falan saymıyorum yani. Tamam mı? E sen ya 50 milyon sokağa attın ya. Neredeyse. Olmaz arkadaş. E ondan sonra tabii duygusal ağlıyorsun. Ama şöyle geri döndüğünde ama şimdi yalnız ben onu kabartmıyorum ki. Kim mi aldırdı bunları? Ha, hoca mı aldırdı? Öbür yönetici kimse yok mu ya? Emre falan. Vallahi soracağım ya. Ya arkadaş siz ne yapıyorsunuz orada? Biriniz demiyor musunuz? Aklı başında kimse yok mu Beşiktaş yönetiminde? Ya hocanın dur, da onayı ya olduğunu söylüyorlar. He? Hocanın da onayı olduğunu söylüyorlar. İşte ben ne hocam? Ben yanlış söylüyorum. Hocadan onaysız transfer yapamazsın. Bir, hocam o kadar ya güzel o süreci transfer sürecini anlattın ama burada şu var. Bakın geriye dönük bakmayacaksın. Tekrar şunu söyleyeyim. Burak Hoca'nın takımın başına getirilmesi bana göre ilk günde söyledim büyük bir hataydı. Dur bir dakika hataydı. Pardon. Dur dur şimdi. Niye? Yalnız Burak değil bir dakika. Valerian İsmail tam bir fiyasko. Önder Karabeli, bak Önder Karabeli, fiyasko derken çocuk ya kardeşim sen ne Önder ya şeyden çıkmış çocuk nedir ona yani altyapının başında. Sen Önder'i getirdin, Önder Karabeli. Şeyi getirdin, Valerian İsmail tam fiyasko Valerian İsmail. E Burak olmaz. Ya üç tane Beşiktaş'ın başına getirdin adamlara bak ya. Ama Burak Hoca'yı zaten seçime kadar diye getirdiler ya yani. Var eden, ya kaç ne demek var ya? Kaç maç ne var seçime ya kadar? 13 tane mi ne maç var? Belki de daha fazla. Beşiktaş teknik direktörlüğü için 3 tane futbolcu istediği Burak Hoca gelmez. 3 tane bilemedin 4 tane futbolcu. Ondan sonra da böyle maçta tartışırsın. Avrupa'da maçtan sonra otelin önüne inmek zorunda kalırsın. Beşiktaş teknik direktörü otelin önüne inip taraftarla muhabbet edemez. Galatasaray teknik direktörü. Ona ya bunun bak şöyle de bir şey var. Görevliler bak, var. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi tabii bir konuşmayayım da ağırlığı bir hocam olsaydı orada. Tamam mı? Kim var? Guardiola olsaydı soyunma odasında bunlar kavga edebilir miydi? Ya hocam olur mu işte onu söylemek istiyorum. Ya, yani ağırlı olursun. Onu söylemek sen şimdi istiyorum. Bu senin arkadaşın gibi orada yardımcı antrenörü oraya getirmeyeceksin. İki kere iki dört. Bir yardımcı maçlığına getirirsin. Bak bir bazen yok krizi, ya, hocam bazen neyse krizler vardır. Bir maçlığına çıkarırsın. Yani ama olmaz. Sen iki, kaç maç yaptı Burak Hoca şu ana kadar? Bir bakmak bilmiyorum, lazım. Burada şu 1, 2, 3, 4 tane burada dört var. Daha fazla o geçmişti oynadığı maçlar. Çünkü tam milli maç arası vardı bundan önce. O dönemde geldi. Beşiktaş'a yeni bir teknik direktörün gelmesi için fırsattı. Bunlar seçim erken alındı. Bunlar oynayacağı maçlar. Erken alınmadan önceki sayısı daha fazlaydı. Doğru. O, daha oynayacağı maçlar da 1, 2, 3, 4, 5 tane daha. 12 maç toplamda. Aa, olmaz arkadaş. Olmaz. Burası Beşiktaş takımı. Olmaz. Stajyer hocayla olmaz. Stajyer teknik direktörle olmaz. Bunu Fenerbahçe'ye de Ali Koç'un geçmiş dönemdeki 4 yıllık döneminde de söyledim. Galatasaray'da altyapıdan Orhan Atik çıktı. Rikering geldi o zaman da söyledim. Dediğin gibi neydi bir önceki altyapıdan gelen hoca? Önder Karabeli. Önder Karabeli için de gelirken açıklamaları muazzamdı. Takımla bir kimyası oluştu. Sergen Hoca'nın bırakmış olduğu takımla. Ama belli bir yerden sonra o da bir baktım ki açıklamalarıyla falan ben hoca oldum deyip futbolculara Şenol Hoca'ya ya, göndermelerde bulunmaya bak, başladı. Şöyle söyleyeyim.
Şimdi yardımcı antrenör futbolcularla aşırı neşir olur yani, tamam mı? Muhatap olur. Ya ondan sonra şeye gittiğin zaman seni dinlemezler. Saygı yoksa, duymazlar mı diyorsunuz? İşte yani o şey. Yok saygı demeyeyim ama işte ben, kavga ederler. Ama işte hocam, burada bak. Ya size bir şey anlatayım mı? Şimdi biraz şeyde antrenörüm. Teknik direktörlük yapıyorum. Kaleci Hayrettin'i aldık şeyden Galatasaray'la. Herhalde biliyorsunuz değil mi Kaleci Hayrettin? Bilmez mi? Bizim selam Mahir de var. Buradan Mahir'e de selam, Hayrettin'e de selam. Şimdi şeye gittik Antalya'ya. Tamam mı? Kamptayız. Devre arası oldu. Şimdi orada 4-5 takım var. Bir tane dediler ki bir tane bir bayan var bir futbolcuyla şey bir yerde. Ben dedim ki şeydi kaleci Adil vardı kulağında. Ulan sakın Hayrettin falan oradaysa sakın görmemezlikten gelin dedim. Sakın ola ki dedim. Yani olur da yapmaz o çocuk da yani, tamam mı? Farz et ki onunla da girdi yakaladı. Hemen çıkın görmedik, bilmedik, duymadık. Ya sen adam arıza çıkmasın bana lazım dedim diyorsun. Tabii canım ya kardeşim bırakacaksın. Mecburen kardeşim bırakacaksın. Görmeyin kardeşim. Yani arkanı dön. Sen kavga ediyorsa orada ya bak şimdi. Bizim de tabii gençken falan böyle bir hatalarımız olmuştur. Kardeşi bırakmıştık ama bunları bazen mesela adamı çıkarıyorsun. Adam sana belli geliyor tavır yapacak değil mi? Elini uzatıyorsun tak diye vuruyor. Bittin sen zaten. Bütün otoriten yerle bir tabii. Diyorsun. Ya hemen ama orada mesela bu çok tecrübeli hocaların da başına geldi. Ya, ama yanlış. Şimdi sen geliyorsun bana biliyorum. Medike bana kızacak. Ben hemen dönüp ya savaş işte şudur budur falan diyecek. Bir tecrübeli teknik adam. Bir tecrübeli. Yüz göz hocam, olmayacağım diyorsun. Ya tabii orada belli tepki gösterecek hocam, sana. Yapma ya. Sana burayı ilk tane sayarım. Tecrübeli bir teknik adam. Mesela kimi oyundan alıyor? Hakim Ziyeci oyundan alıyor. Tepki göstereceğini bildiği için o tarafta hemen durmaz. O tarafa doğru kaçar. Pozisyonun farklı yerine bakar. Orada tabii yüz yüze gelmez oyuncuyla. Bazıları var orada o polemin içine girmek istiyor. Tecrübeli teknik adamı oyuncu aldığı anda zaten suyu tekmeliyor. Şişeyi atıyor bilmem ne. Sen elini uzatıyorsun. İki ay önce aynen öyle. Yani. Bazıları direkt soyunma odasına gider hiç onunla yorum yapmaz. Hafta içi antrenmana gelir. Antrenmanda bu işi çözer. Ya zaten bunu o siniri geçer bilmem ne. Adrenalinin etkisiyle biraz daha sinirli yardımcı olursun. Yardımcı antrenörünü gönderirsin. Burak Yılmaz. Şenol Hoca'nın istifa etti görevden alındı bırakıyor denildiği anda hangi maçta Burak Yılmaz gol attı? Burak Yılmaz'a koştu Abubakar. Ondan sonra ya işte ya, orada başladı. Burak Yılmaz hoca olsun diyen insanlardan bir tanesi Abubakar'dı. Abubakar şunu bilsin ki Sergen Hoca gibi otoriter bir teknik adamı bile çıldırttı en sonunda. Gerekirse şampiyonluk kaçacak dedi. Yani orada, biraz bunlar da etkili Sergen diyorsun. Otoriter olacak. Sergen Hoca helal olsun. Otoriter olacak. Ben şöyle dedim. Yabancıları aldı. Yabancıların diyaloğu ne olur? İki tane hoca getirdi oradan işte. Yok şuymuş yok. Kim aldı hocam onları? Burak getir. Ya getirir miyim ben oraya beni bırakıyorsan? Dedim ki ben... Şenol Hoca'nın devam ediyorsun. Şenol Hoca sana kal dedi. Ekibinle dersin ki ya ekibinle kala devam edelim. Mehmet Kulaksızoğlu var orada. Ya onun da eşi ölmüş ya. Vallahi baş sağlığı değil. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bilmiyordum. Ben de yeni öğrendim bugün ya. Yani neyse. Şimdi o mesela gider tık tık konuşurdu. O şeyleri önlerdi anlıyor musun mesela? O bir tane av öbürlerine böyle bakıyor ne Türkçesi hocam, var ne bir şeysi her var. Her başarılı teknik adamın arkasında %100 bir ikinci adam lazım. Okan Hoca'nın arasında. İrfan Hoca var. Bu benim bildiğim Hamza... hanım derler ya. Başarılı derken size bir kadın. Onu biliyoruz artık. Bunu futbola uyarladı. Onu biliyoruz. Şu an. Ben bunu her zaman söylüyorum. Melike'nin de gözlerinin içine bakarak söylüyorum. Şöyle dünya üzerine baktığın zaman başarılı kadınlarımızın sayısı çok fazla. Evde zaten eksiklerim annelerimizde. Bizim ben. Hanım yok başarısız işte. Bizim, eyvah. Ondan sonra Galatasaray düşmanısın. Bir dakika. Fenerbahçe düşmanısın. Bir dakika başarılı olduğun dönemlerde demek ki yanındaydı. Ya senin en başarılı olduğun dönemleri biliyoruz. Onu da hakkını yemeyelim yani. Allah hocam her şeyde yani, Allah rahmet eylesin bütün ölmüşlerimize dediğin gibi. Başarılı yani erkeğin arkasında mutlaka kadın var ama sahada şimdi Burak Hoca sen daha ikinci adam olamamışsın ki senin ikinci adamlarından ne bekleyelim? Çünkü o çok yeni bir ikinci adamken daha olmadı. Ya şimdi bir şey söyleyeyim mi? Her şey tecrübe. Şimdi bize diyor genç dinamik aç bir şey uydurdular. Ya bırak kardeşim bu işler tecrübe işi ya. Her şey de böyle. Tecrübe bunamadıysan tecrübe işi. 90 yaşına kadar yap kafan çalışıyorsa bitti. Sen bunları bak, önlerdin yani Burak şimdi bir daha böyle bir şey yapar mı? Yapmaz. Sivas ömrü Spor, Adana ama Demirspor bu Burak Hoca'nın da yani biraz fazla eleştirildiğini düşünüyorum ben. Bulunduğu ama yok adamı çıkartılır mı? Ya bak, çok zor bir işi devraldı. Aldı ve... da bir şey söyleyeceğim bak tamam doğru söylüyorsun belki ama ya şimdi senin stoperin yok. O adam en iyisi. İlk yarıda da iki tane önemli şeyi kesti. Bir de haklı tamam mı orada? Ya eğer bak o stoperler olmasın tamam mı? O arkada öbürlerini çıkart. Ama peki, senin burada adamın yok ya. Basın toplantısında burası Beşiktaş işte yani
Orada oynayanların hepsi biliyor zaten. Hani Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Trabzonspor'da, Galatasaray'da oynamışsın. Sergen Hoca bunu söyler. Burası Beşiktaş çünkü yıllarını vermiş, şampiyonluklar yaşamış. Ya yani burası Beşiktaş, işte bu ruhu bileceksiniz vesaire gibi açıklamalar yaptığın zaman orada tepki yoksa... Yok, onlara bir şey demem ha. Bu sondaki de açıklamalar önemli değil. Hocam orada ya bir teknik adam... Ya önemli değil. Yani hocam, kendini mi kurtar? Bence o önemli. Bence bana göre onlara bakmıyorum. Bence yaptığı icraata bakıyorum. Orada Beyli'yi oyundan almam. Arkadaş almam. Tamam, aldıktan sonra... Demin şeyi Hayrettin'i verdik misal. Bunu kim bakıyorum orada kavga ediyor? Hemen tuvalete girerim ya. Aa, oradan tuvalete bir de duş yaparım şeyden baktım kablo uzuyor. Hocam açıklaması, açıklaması son derece acemi. Gözüme gözükmeyin yaparım. Basın toplantısı ya. Maç sonraki o ayaküstü yaptığı açıklama son derece acemice yapılmış bir açıklama. Hiçbir teknik adam yapmayacağı bir açıklama. Tamam, bir şey söyleyeceğim. Futbolcu gibi açıklama olabilir yaptı. Tabii saydım 9 kere abi. Ama daha çok yeni, çok... Ya o önemli. Şey söyleyeceğim. Ya bence bu arada... Servet Çetin Sivas Spor bu hafta Adana Spor maçından sonra sahada maçın en iyi adamını oyundan aldı. Basın toplantısında polemik yapmaya çalıştılar. Biz soyunmasını olayı çözdük. Evet, çıkartmamam lazımdı. Çıkarttım çünkü benim oyunu tutacak farkı yakalamam. Yani çok ilginç bir kelime söyledi orada. Bak en az işte Beşiktaş'taki Burak Yılmaz'dan daha tehlikeli bir oyuncu alması çıkarken trip attı. Maçtan sonra ama medyadan... Servet Hoca'nın daha tecrübeli olduğunu da... Çünkü 3 senedir Rıza Hoca'nın yanında yardımcı oldu. Maç mağlup bitmedi yalnız. Etkili. Burada mağlup oldun. Mağlup da bitebilirdi. Ya fark olmadı yalnız. Sergen Hoca'nın bundan 3 hafta önce aynı şey, Servet Hoca'nın 3 hafta önce de gitsin deniliyordu. Bu kadroyla iyi işler yapıyor. Orada hocam şey çok önemli. Evet tecrübe Rıza Hoca'nın yanında çok iyi işler öğrendi. Şenol Hoca'yla belki devam etseydi biraz daha farklı olacaktı. Teknik adam... Ben görmedim ki Beşiktaş'ın teknik direktörü maçtan sonra soyunma odası şeyden otelden aşağı insin taraftarlarla o şeye girsin, diyaloğa girsin yani. Hatırlıyor musun geçen hafta Avrupa'daki maçtan sonra otelin önünde? Yani normalde olmaması gerekir. Peki. Yani neyse buradan bir de Rize'ye selam söyleyelim. Alaaddin'e Rize'den arıyorlar bizi. Rize'ye Rize. Selam Rize'ye. Selamlar. Hadi. Galatasaray peki. Maçında söylemeyeceğim. Ne söyleyeyim? Galatasaray maçında neler oldu onu söylemeyeceğim. Yani Rize maçı mı? Tabii. Rizeliler arayınca ne olur sence? Ama işte Rize'de benim çok dostum var. Rize Galatasaray maçı olduğu zaman... İsyanlarda. Benim hocam, de Rize'li şey dostum var. Ya şu Rize Galatasaray maçındaki çok motive tartışmayı oluyorlar. Falan... Evet bitirsinler. Fenerbahçe maçında hiçbir şey olmuyor. Galatasaray maçında sürekli bir tartışma. Ya maçın neyse sonucu, Allah aşkına pozisyonları... adam yok selam söylüyor yani. Tamam selam olsun. Bütün Rize'de benim bir sürü dostum var. Rize'ye çok iyi dostlarım selamlar, var. Selam olsun. Sevgiler. O zaman bir ben kimim yapalım. Hadi gelsin. 2010-2014 yılları arasında kariyerimin en iyi dönemini geçirdim. Afrika Uluslar Kupası, 2 kez Süper Lig ve 2 kez de Türkiye Kupası sevinci yaşadım. Wayne Rooney daha 18 yaşındayken hepimizi büyülüyordu. Kariyerimde çıktığım 463 maçta 15 kez gol katkısı verdim. 2014 Dünya Kupası'nda aldığımız kötü sonuçların ardından milli takımı bıraktım. 2014. 2014 neredeydi? 10 şeyde Brezilya. Bu Almandır o zaman. Yok ama İngiltere. Hocam Almanlar Brezilya'yı yendi ya. Yendi ya pardon. Ha, 8-0. Farklı 7 gollü maçtı. 8 mi ne? Değil mi? Hatırladım o maçı da. 7-1 diye evet 7-1 diye hatırlıyorum mi? Ben de. Öyle bir şey. 15 gol attığına göre bu stoper mi stoper oynuyor ya. Yani. Ya bek oynuyor ya stoper. Son 460'dan. Sayfa etiketine cevaplarınızı değil bekliyorum. Mi? Ya stoper ya bek oynuyor. Orta saha bile değildir bu. Biraz düşünün. İki kez de Türkiye'si. Türkiye Kupası'nı kim aldı iki defa? Türkiye'si var. İlk önce çabuk hemen bulacağım. Bek ya. Ya kim aldı iki defa Türkiye Kupası'nı? Ama işte belli aralıklardan. Galatasaray mı? Fark etmez. Galatasaray'ın beki. Şey vardı ya Brezilyalı. O sağ bek ya. Demin Roma, ne ya? Vardı ya işte. Ya şey, Mariano'yu mu diyorsun? Hayır ya. Galatasaray yok mu bunun? Var. İki sefer. Ben Galatasaray'ı var diye bir şey demedim. Bu arada ben Brezilyalı da demedim. Sadece maçı hatırlattım. Evet henüz bilen yok. Oradaki fiyasko kim verdi ki? Hollanda iyiydi. Kötü sonuçlar diyor. Fiyasko. Hollanda iyiydi mesela. Hiç yenilmeden şey yaptı. Afrika Uluslar Kupası Brezilya. Yazıyordu hocam bak. Afrika Kupası. Fenerbahçe bir daha sayın. O zaman şey ya herhalde kim iki sefer kim kazandı Afrika Uluslar Kupası? İki kez Süper Lig diyor ya. İki kez bir kere Türkiye işin içinde Kupası. Afrika varsa bu futbolcunun Avrupa'da da kariyerinde bir yerler vardır.
Rooney İngiltere'den gelmişti. Rooney de nerede? İngiltere'de oynadı. İki kez Süper Lig, iki kez de Türkiye Kupası. O zaman kaç iki takımda mı oynadı? Türkiye'de tek takım mı? Bari onu söyle. Türkiye'de bir takımı var. Büyük tek. Takım. İki defa gitti geldi gitti geldi oraya. Türkiye Kupası iki tane de şey var. İngiltere'de oynadı. Bir izleyicimiz Uğur Bey bildi şu an. Bu futbolcunun bu en başta söyledim ama Fransa'sı var. Fransa'sa. Fransa'da. Afrika Kupası'nı almış forma ya. Forma giydi. Afrika iki kez. Bak herhalde bu şey yani siyasa hocam, bir, ya bek çok, ya hocam, ya, ya bek ya bir defa şey Fenerbahçe forması giydi hadi. Ha, ben Galatasaray'a odaklanacaktım. Fenerbahçe forması giydi. İki kez Süper Lig olduğu için iki kez Süper Lig iki kere Türkiye Kupası sevinci yaşadım. O zaman Fenerbahçe'den başka takımda da oynadı bu. Ya sarışın vardı ya Lugano mu ne bir tekme tokat ata. Hocam Afrika. Afrikalı diyor. Ha. Afrika'dan ama kim var ya? Stoper veya orta sahadır bu ya. Ya şey. Neydi? O? Hastalandı hadi. Falan ya gitti. Değil mi? Kim? Ya o Allah Allah Fenerbahçe. Nasıl? Kim? Ya olur mu şeyde Denizli'de hocam biz stoper soruyoruz. Luciano. Tek takım yok. Fenerbahçe Türkiye'de. Bir dakika. Allah Allah. Nijeryalı. Everton'u var. Yobo. Yobo. Yani artık bir zahmet Everton'u var deyince de bil hocam. Nereden bileceğim? Normalinde Yobo'yu bildiğim için Everton'u olduğunu biliyorum. Şimdi biliyorsun Dobra'yım. Everton'dan gelmemiş miydi Fenerbahçe? İsmail Bakkal yazmış evet, bana. Yobo, işte tamam yani. Ya niye İsmail benim? Bakkal Yobo yazmış bana. Ben onun yazdığından beri gördüm ekrana düştü. Hiç bakmadım bir daha o ihtimali. Kopya ekranı. Vermiyoruz İsmail Bey. Yok ben. Gerçi Savaş bakmaz kopya ver. Gördüm şu ama ben ya. Görünce hemen eliyorum yani. Bu Yobo'yu nereden biliyorum biliyor musun? Buyurun nereden biliyorsun? Bir gün Fenerbahçe'deyim. Bu yabancılara hizmet eden bir şirket vardı. Onun böyle bu kadar şey var o şeyde şirketin odası var. Bu Yobo'ya dedim ki ben ya sen dedim yanlış duruyorsun dedim. Nedir falan. Türkçe mi yine her stopere söylediğin gibi. Gibi. Gel dedim geç bakayım dedim. Geç dedim şöyle dur dedim. Durdu. Bana ne dedi biliyor musun? Ben böyle dursam dedi Cristiano Ronaldo beni geçemez dedi. Vallahi bile hiçbir şey söylemeden. Pozisyon alışını gösterdim. Ama dedi Messi geçebilir dedi. O dedi böyle böyle yaptı eline. Yok dedim bak dönüşlerim önemli dedim. Şöyle falan yaparsan o da tabii seni geçer. Tabii stoper görünce mutlaka müdahale ediyorsunuz. Şimdi, ama bir şey söyleyeyim mi bak. Adamın söylediğini söylüyorum ya. Bu dedim ki hatta şöyle oradan bildim. Bu dedim antrenörle başlasın ilk önce bunu öğretecek futbolcularına. Çünkü dedi, diyor ki ben böyle dursam Cristiano Ronaldo beni geçemez dedi ya adam. Oradan biliyorum yani yo bu şey. Yalnız şöyle bir baktım da. Nijerya milli takım kaptanıydı hocam, bu. Hocam dikkat edin neyi dikkatimi çekti? 2010-2014'te iki tane Süper Lig şampiyonluğu iki kez de Türkiye Kupası sevinci yaşadım diyor. 2014'ten bu tarafa böyle dört tane kupası yok yani Fenerbahçe. O evet. Aradaki arada, o süreçte işte, Aziz Yıldırım'ın dönem o müthiş kadrolar vardı. O geçen süreçte hani Yoba'nın 4 senede yaşadığını Fenerbahçe'ye süre baktığın zaman sezonlardır mesela, yaşayamayanlar evet. Var. Evet. Peki o zaman tanı beni ilk fotoğrafımız gelsin. Heh. Bunu uzaktaki daha iyi. Kim bu? Abi bunu hemen bu Şalke 04 forması galiba. Bak bu siyahi bir futbolcu herhalde. Değil bak. Yanıltabiliyor. Yok canım o kadar da yanıltmazlar biz. Ama bu tanınır ya. Yani bayağı çıksa... Türkiye'si var. Öyle söyleyeyim. Ama çok parlak mıydı? Lincoln. Hayır. Lincoln Schalke var mıydı? Bu Schalke mi? Ailton olabilir mi? Yok ya Schalke forması gibi. Ya. Olabilir. Bu futbolcunun Almanya'sı var. Ama çok uzakları da var. Arjantin falan, Brezilya mı? Oraları mı? Brezilya olabilir. Değil. Hayır. Uruguay falan filan. Paraguay, Uruguay. Bu futbolcu Beşiktaş'ta oynadı. Ama çok kısa sürdü kariyeri.
Sonra da uzaklara gitti. Hadi bakalım. Kendisi de oralı zaten. İki vatandaşlığı var. Beşiktaş'a geldi. Çok da fazla bir iz bırakmadan gitti. Hayır, şunu bilemiyoruz. Amerika'ya. Amerika bir de. O yüzden çok kolay bulacaksınız artık. Amerika deyince aklınıza şöyle bir... Vardı ya sola çıkmış çocuk ya, gol attı çok. Şeyi hatırlayın. Çok gol atamaz ya, kısa süre ne diyor. Bilic dönemini falan hatırlayın. Hatırlamadınız mı? Artık verecek ipucum kalmadı. Hocam Beşiktaş dönemi. Beşiktaş, Bilic Amerika, dönemi. Schalke, evet. Aa diyeceğiz şimdi. Gelsin mi? Gelsin gelsin. Ben bu anda uğraştırmayın. Ney Jones? Jermaine Jones. Hatırladınız mı? Ben hatırlamadım. Formayı bulduk. Formayı güzel buldun, oradan bulursun diye düşündüm ama bulamadın. Çok da kısa bir... Ama işte bekleneni veremeyip de giden oyunculardan. Çok kısa sürede, evet doğru. Peki şimdi iz bırakan bir isim diyebilir miyiz acaba? İkincisi gelsin. Çok kolay bu ya. Bunu bulurlar. Bu Hollandalı Savaş herhalde. Baktığı gibi söyleyecek. Yok. Hayır, fotoğrafa. Galatasaraylı herhalde bu. Kim bu? Kulakları kepçe. O. Evet. Bizim Melo'yla kavga et dedin ya değil mi sen? Kim? Riera. Riera. Kolaydı. Son fotoğraf gelsin. Bu da iyi bildiğiniz bir isim. Bu Türk mü? Hayır, yabancı. Ama Türkiye'ye geldi. Sto. Evet, Miroslav Stoh'tu. Bravo. Savaş, vallahi fırtına gibisin be. Tebrik ediyorum. Araya yani inşallah günü, Galatasaray farklı galip gelir de alkışlarız ya. Statta... Bakın totemi yapıyoruz. Bir dakika. Evet, şöyle. Önce Savaş Çorlu'ya soracağım. Sonra sana soracağım. Sonra da ben söyleyeceğim. Manchester United deplasmanındaki gibi yorumlayacağız skor tahminimizi ve öyle bitireceğiz. Ve diliyorum ki bir sonraki programda biz demiştik diye... Şöyle güzel bir sonuç kutlayacağız. Savaş Çorlu, bir skor tahmini, bir sonuç tahmini ne olur? Bir alayım sen. Bu maça tahminde bulmak çok zor. Ben şöyle politik bir cevap vereceğim. Beraberliğe razıyım. Ben hakikaten rakam vereceğim. 3-3. İkiniz de beraberlik diyorsunuz. Öyle. 3-3. 3-3 var ya. Muazzam iyi. Muazzam iyi. Tabii canım, bir puan alsa. Orada Bayern Münih'e 3 gol atıp 3 tane de. Ben beraberliğe çok net razıyım ama 3-3'e... Daha razıyım. O zaman yarın bir saat önce ekranın karşısına geçeceğim. Meyvemi böyle hazırlayacağım, çerezimi. Totem yaptık ya. Madem istemek serbest, madem dilemek serbest, ben de galibiyet diliyorum. Hadi inşallah. Öyle bir burada yayın olsun ki gece şu saatlerde, ya kutlamalar, bayram havası olsun diyelim Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde. Bayern Münih karşısında deplasmanda. Galibiyet dileğiyle başarılar diliyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında biz demiştik, daha doğrusu ben demiştim. Derim inşallah. Deyip size de iyi geceler diyorum.